İyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. İyi akşamlar Zelim. Evet. İyi akşamlar Arife. Bakayım bir kimler katılmış bugün dersimize. Ha, Neşe de burada. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. En son kongreler dönemine giriş yapmıştık, değil mi arkadaşlar? Hatta ben size bir kodlama söylemiştim. Neydi o kodlama? Hatırlayabildiniz mi? Kongreler dönemiyle ilgili. Habes has ya yazamamışsınız ya. Habes has sami. Bu ne ya? Habes has mi? Ha, Nazan Düztaş düzgün yazdı bir tek. Ama kelime biraz tuhaf gerçekten de ama işinize çok yarayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Baba sas mi değil Elif de Habes has mi? Nazan'ın yazdığı gibi. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Acayip işinize yarar. Bilmiyorum kullanmaya başlamayacağız. Daha bundan sonra kongremi bitirdikten sonra farkını o zaman anlayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Evet. İyi akşamlar Nermin. Şimdi arkadaşlar biz Havza genelgesinden bahsetmiştik, değil mi? Havza genelgesinin amacı için ne demiştim ben arkadaşlar? Habes hasmının H'sinden başlamıştık, değil mi? Evet. Havza genelgesi için bir tek amaç vardı. Mustafa Kemal'in Havza genelgesindeki amacı neydi? Ulusal bilinci uyandırmak. Değil mi arkadaşlar? Ulusal bilinci uyandırmak demiştik. Peki Havza genelgesi amacına ulaşmış mıydı? Arkadaşlar, ulusal bilinç uyanmış mıydı? Halk olan bitenden haberdar olmuş muydu? Zannedersen ben bunlardan bahsetmiştim. Evet. Amacına ulaşmıştı. Nereden anlıyoruz? Mitingler düzenlendi, telgraflar çekildi, değil mi? Sultanahmet mitinginden bahsettik. 300 bin kişinin katıldığı bir mitingdir dedik. Halid Edip adı var orada. Ünlü bir konuşma yapmıştı, değil mi? Sultanahmet mitingi. Yani Havza genelgesi amacına ulaşmıştı. Hatta dedim ki Mustafa Kemal genelgenin altına imza attı. Nasıl bir imza atmıştı? Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal diye imza atmıştı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii bu imza genelgenin aslında devlet tarafından gönderildiği izlenimini yaratmıştı. Değil mi? Tabii ki 9. Ordu Müfettişi böyle bir telgraf çektiğine göre demek ki devlet miting ve gösteri yapılmasını, telgraf çekilmesini istiyordu. Evet. Genelgenin hızlı bir şekilde etki yaratmasının en önemli nedeni buydu arkadaşlar. Evet. Daha sonra Amasya, hatta Mustafa Kemal Havza'dan sonra geri çağrıldı dedik, değil mi? Ama Mustafa Kemal İstanbul hükümetinin bu çağrısına hiçbir şekilde uymadı. Evet, Havza'dan Amasya'ya geçerek Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir ihtila bildirgesi olan Amasya Genelgesi'ni 20-22 Haziran 1919 yılında yayınlamıştı. Evet, bunu biz konuşmuş muyduk? Sanki bunu da anlattığım gibi geliyor da olmasa hatta şeyimiz, slaytımız yoktu. Maddelerini gösteren şeyimiz yoktu, değil mi? Bilgilerimiz yoktu. İsterseniz çok kısaca bunu da yeniden tekrar edeyim. Ondan sonra bağlantıyı kurarak gidelim. Evet, yeniden anlatıyoruz. Evet, Amasya genelgesi için diyoruz ki arkadaşlar bir ihtila bildirgesidir diyoruz. Niye bir ihtila bildirgesi diyoruz? Neden bir ihtila bildirgesi diyoruz? Dur Halime bunu da anlatayım da böyle bir şey olsun. Bağlantıyı kurarak gidelim diye. Evet. Neden bir ihtila bildirgesiydi? Çünkü evet. Madem anlattım hemen cevap yazmanız lazımdı. Evet. Var olan düzene ilk tepki olduğundan dolayı Amasya Genelgesi bir ihtila bildirgesi özelliği gösteriyor arkadaşlar. Var olan düzene ilk tepkidir Amasya Genelgesi. Ondan dolayı bir ihtila bildirgesi özelliği gösteriyor. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi bu genelgeyle ortaya konmuştur dedik. Zaten Amasya genelgesini en çok bu yönüyle tartışacaktık, değil mi? Alınan kararlardan hangisi amaç, hangisi gerekçe, hangisi yöntem buna çok dikkat edecektik. Evet. Alınan kararları da tartışırken bu yönde bir bağlantı kurarak gidecektik. Evet. Mesela ne diyor? Ulusun geleceğin ve vatanın bütünlüğü tehlikededir diyor. Evet.
Alınan ilk kararlardan bir tanesi bu. İşte bu karar Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymuştu. Ulusun geleceğini ve vatanın bütününü tehlikededir. Evet, tabii ki sen böyle bir mücadele yapıyorsan bunun açıklamasını yapacaksın. Neden böyle bir mücadele yapıyoruz? Halka açıklamasını yap. Neden? Bak gerekçe. Gerekçe ne? Çünkü geleceğimiz tehlikede, çünkü vatanımızın bütünlüğü tehlikede. Ondan dolayı arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi olarak nitelendirdiğimiz bir karardı bu. Bakın bunlara dikkat edin, bunları kullanıyor. Mesela ne diyor? İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir diyor. Evet, bu da gerekçeydi. Çünkü İstanbul hükümetinin elleri kolları bağlı. Onlar yapamadığı için biz yapıyoruz. Değil mi? Yine bir gerekçe sunduk. Evet, peki amacın, yöntemin ne? Öyle bir karar alınıyor ki Türk Kurtuluş Savaşı'nda alınan, örgütlenme döneminde alınan en önemli karar. Evet, bu. Ulusun geleceğini, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Amaç ve yöntemi ortaya koyuyor bu karar. Amaç neymiş? Ulusun geleceğini kurtarmak. Nasıl? Yöntem halkla birlikte verilecek bir mücadeledir. Evet, onun için arkadaşlar bu karara dikkat edin. Amaç ve yöntemi ortaya koyuyor. Cümlenin başı ulusun geleceğini kurtarmak. Amaç, yöntem ise ulusla birlikte hareket etmedir. Sistemimiz, yöntemimiz bu olacak diyor. Ama bu kararı önemli kılan bir nokta vardı. Neydi o nokta? Daha da önemli olan nokta, evet Ferahnut belirtti. Rejimin, ileride rejimin değişeceğinin ilk sinyalini vermişti Mustafa Kemal. Üstü kapalı bir şekilde. Cumhuriyetçilikten, ulusal egemenlikten ilk kez burada bahsedilmişti arkadaşlar. İlk kez burada bahsedilmişti. Evet arkadaşlar. Ama üstü kapalı bir şekilde bahsedilmişti. Kesinlikle üstü kapalı bir şekilde bahsedilmişti. Neden üstü kapalı? Niye açık bir şekilde dile getirmeliydi? Ulusal egemenlik düşüncesi, cumhuriyetçilik neden açık bir şekilde dile getirilmedi burada? Halk hazır değil, ortam hazır değil. Kesinlikle değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir öncelikle hedefimiz tabii ki bağımsızlık. Böyle bir ortamda bu düşünceyi açık bir şekilde dile getirmek tehlikelidir. Ulusal mücadele başlamadan bitebilirdi arkadaşlar. Evet, ondan dolayı düşünce üstü kapalı bir şekilde dile getirildi diyoruz. Ama tabii ki yine ÖSYM bize sorarsa ulusal egemenlik düşüncesi ilk kez nerede dile getirildi derse her zaman cevabımız yine Amasya Genelgesi olacak. Karar bu. Cumhuriyetçilik düşüncesi ilk kez burada dile getirildi. Tabii arkadaşlar cumhuriyetçiliğin tanımı nedir? Basit anlamda böyle ortaokuldan beri öğretiyorlardı ya cumhuriyetçiliğin tanımını. Ne diyorduk biz? Halkın kendi kendini yönetmesi. Cumhuriyetçiliğin tanımıdır diyorduk. Evet, bu maddeye bir bakın. Ulusun geleceğini yine ulusun azam ve kararı kurtaracak. Cumhuriyetçiliğin tanımı yapıldı aslında burada. Tabii halk çakmadı davayı. Belki de halk o zaman bağırdı. Oo, süper bir söz. Muhteşem, güzel bir söz. Bir daha söyleyin bu sözü. Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Halk buna bu şekilde yaklaşmadı. Rejim olarak değerlendirmedi bunu. Hep beraber savaşarak geleceğimizi kurtaracağız dedik. Ama burada ulusal egemenlik düşüncesi vurgulanmıştı. Evet. Neşe geldi Neşe. Arkasından ne denilmişti? Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı şarttır demişti. Evet, neden bahsetmişti ilk kez? Temsiliyetinden. Tamam, teşekkür ederiz. Sana da hayırlı akşamlar Neşe ve iyi dersler. Evet, her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı şarttır dedik. Nedir? Temsil heyetinden ilk kez bahsedildi diyoruz. Arkadaşlar, temsil heyetinden ilk kez bahsedildi. Dikkat edin, kurulmadı, bahsedildi. Tamam mı? Temsil heyetinden bahsedildi. Temsil heyeti bizim için çok önemli. İleride göreceksiniz ne kadar önemli olduğunu. Arkasından ne denildi? Sivas'ta ulusal bir kongre düzenlenecektir ve bu kongreye halkın güvenini kazanmış 3 delege gönderilecektir. Bu delegeler kendilerini milli bir sır gibi gizleyecektir diyor. Evet. Sivas Kongresi'nin çağrısı yapıldı demiştik değil mi? Evet. Sivas Kongresi'nin çağrısı yapılmıştır. İşte arkadaşlar burada bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. Burada yapılmak istenilen hedefe dikkat edin. Neden halkın belirlediği 3 delege deniyor? Amaç ne? Hedef ne? Niye halkın belirlediği 3 delege? He? Ne yapılmaya çalışılıyor burada? Ona dikkat edin. Değil mi? Bundan bahsederken geçen hafta yine söylemiştik. Halkı savaşın içine çekmek. Halka mal etmek.
Veya halkı Kurtuluş Savaşı'nın içine çekmek işte ya. Evet. Çünkü Mustafa Kemal ne diyor? Bu mücadele ancak ve ancak halkla birlikte yapılırsa başarılı olur. Halkın içerisinde yer almadığı bir mücadelede kesinlikle başarılı olamayız diyor. Evet. Tabii canım. Kongreye gönderilen delegelerin almış olduğu karar kimin kararı sayılacak? Halkın kararı sayılacak. O zaman Mustafa Kemal diyecek ki gelin halk savaşın içine. Sen istedin. Senin kararında. Alın silahlarınızı, buyurun savaşın içine. Halk bir anda kendini savaşın içinde bulacak. Ama kimin kararı? Halkın kararıydı. Halk değil mi? Stratejik bir adım atılıyor. Evet. Silahlar bırakılmayacak, ordular tevhis edilmeyecek. Tepkiyi koyuyoruz. Neye? Mondros'a. Tepkiyi koyuyoruz. Bundan da bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Bu da önemliydi. Bu genelgenin altına Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Beler, Ali Fuat Cebesoy imza atmıştır. Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşa da telgrafla onayladıklarını bildirmişlerdir dedik. Evet. Bu neyin göstergesiydi? Buna dikkat edin. Neyin göstergesi? Kişisellikten çıkarmak. Çok süper. Çok güzel. Çok süper. Yani çok güzel. Evet. Arkadaşlar bakın bunlar soruya döndürüyor. Ben size geçen hafta dedim mi? Şöyle bir soru tipi yok ha. İşte hangisi Amasya Genelgesi'nin maddesidir? Yukarıda alınan kararlardan hangisi Erzurum Kongresi kararları arasında yer almaz? Böyle bir soru yok. İşte bunları soruyor. Ne yapılmak isteniyor? Neden bahsediliyor? Hangisi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir? Aynen bu şekilde soru soruyor. Evet, bu genelgenin altına bu kadar kişinin imza atması da arkadaşlar ulusal mücadelenin kişisellikten çıktığının yayılan bir mücadeleye dönüştüğünün göstergesiydi. Evet, bu genelge bu şekilde yayınlandı ve Mustafa Kemal genelgenin altına yine imza attı. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal diye. Evet, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal diye imza attı. Arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Hatta bu genelgeden sonra İstanbul hükümeti neyin farkına vardı arkadaşlar? Neyin farkına vardı? Bu adam evet bizim verdiğimiz yetkiyi bize karşı kullanıyor. Evet bizim verdiğimiz yetkiyi bize karşı kullanıyor. Evet. Hemen bu genelgeden sonra İstanbul hükümeti Anadolu'daki ilgili makamlara ve Mustafa Kemal'e bir telgraf çekmişti. Neydi? Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmıştır diye. Ama Mustafa Kemal bir oyalama telgrafı çekti. Ne dedi? Beni padişah görevlendirdi. Padişah görevden alabilir. Sizin beni görevden alma yetkiniz yok dedi. İşte burada Mustafa Kemal'in kim tarafından Anadolu'ya gönderildiğinde az çok çakıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet az çok çakıyoruz. Oyaladı ama 9 Temmuz 1919 yılında çektiği ikinci telgrafta her türlü askerlik görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hatta öyle bir istifa etti ki İstanbul hükümeti sadece ne 9. Ordu Müfettişi görevinden alıyordu. Ama Mustafa Kemal nasıl istifa etti? İstanbul hükümetinin verdiği bütün yetkilerden. İstanbul hükümetinin verdiği bütün rütbelerden, aşamalardan ve görevlerden, her şeyden istifa etti. Ve dedi ki artık sizin bana emir verme yetkiniz yok. Evet, artık sizin bana emir verme yetkiniz yok dedi. Evet, ben size bağlı değilim dedi. Ve o haliyle Erzurum Kongresi'ne katılacaktı arkadaşlar, sivil bir vatandaş olarak. Hatta orada Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiliyordu değil mi? Ne deniyordu? Dur Nermin. Aha Nermin'in söylediği olaya çok dikkat edin. Evet evet takip başkomutanlığa kadar. Birisine telgraf çekiliyordu değil mi? Mustafa Kemal'i tutuklayın diye. Kime? Hayır hayır. O değil Sinem. Evet. Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e telgraf çekiliyor. Tutukla diye. Ama Kazım Karabekir ne diyor? Mustafa Kemal yanına gidip ben ve ordum emrinizdeyiz paşam diyor. Değil mi? Ben ve ordum emrinizdeyiz paşam diyor. Çok önemli bir adamın desteğini alıyor. Kazım Karabekir. Evet. Şimdi arkadaşlar Erzurum Kongresi bakın bizim için en önemli kongrelerden bir tanesidir. Erzurum Kongresi'ni eğer çok iyi idrak edersek arkadaşlar, kongreler dönemiyle
Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama Nermin arkadaşımızın dediği bir olay var arkadaşlar. Bakın bunu aslında Nermin dile getirdi ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu hepinizin sıkıntısı. Evet, hepinizin sıkıntısı. Farkında değilsiniz belki de. Ama önemli bir olay. Arkadaşlar, ben Erzurum Kongresi'ne girmeden önce Nermin'in dediği olayı size net bir şekilde öğreteceğim. Neden bu iki olayın da çok önemli olduğunu söyleyeceğim. Hatta size sorular soracağım. Bu kavramları pekiştireceğiz. Şimdi dinleyin beni be. Nermin dedi ki, hocam dedi, ulusal egemenlikle ulusal bağımsızlık karışıyor dedi. Evet, çok haklı bir şeyden bahsetti arkadaşlar. Evet, ulusal egemenlik evet, altına yazıyorum, ulusal bağımsızlık. Evet, bağımsızlık. Arkadaşlar bu iki kavramı öğrenmeden sınava girmeyin. Evet arkadaşlar, şimdi beni çok iyi dinleyeceksiniz. İki tane kavram. Bu iki kavram, bakın bizim harbiden, aslında şöyle yapalım da, bir dakika sileyim ya da bir dakika şöyle yaparsak büyüyor mu? Hah, çok güzel, tamam. Biraz daha büyüttük. Şöyle yapıp aşağı alalım. Hah. Bu iki kavram sizin hayatınız arkadaşlar. Niye hayatınız, onu da söyleyeyim. Bundan sonraki bu kongrelerden başlayıp tarihin sonuna kadar olan bütün konuların temel iki kavramı vardır. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramları. Bu kavramlara dayalı olarak KPSS'de ortalama 3-4 bazen 5-6 tane soru gelir. Sırf bu kavramlara dayalı olarak. Eğer bu iki kavramın tanımını çok iyi yapmazsanız, eğer bu iki kavramı birbirine karıştırırsanız, birisi için söylemeniz gereken diğer için, diğer içinin de öbürü için söylerseniz, birçok soruda hata yaparsınız. Yorumlama hatası. Çok basit iki kavram gibi durulur ama en çok karıştırılan iki kavramdır. Arkadaşlar, ben size şimdi bu kavramları öğreteceğim inşallah. Tamam mı? Anlatacağım. Sizler de bu iki kavramı yapacaksınız. Ama bana ilk önce şunu söyleyeceksiniz. Çok hızlı bir şekilde cevap vereceksiniz. Tek başına egemenlik ne demek? Ulusallık unuttum. Egemenlik ne demek? Aslında bunu söyleyerek birçok şeyi de öğretmiş olacağım. Sadece ne yani yönetim şekli der ya, biraz daha güzel açıkla. Sadece ne egemenlik diyorum bak. Sadece ne egemenliği tanımlayın. Ne demek? Halk, bakın hayır Arzu. Halkı yönetime katılması dersen cumhuriyetçiliği tanımlarsın. Hakimiyet. Hakimiyet. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Söz sahibi. Ha, kim dedi söyledi? Misafir Yalçın Özen. Misafir Yalçın Özen. Söz sahibi. Olabilir mi? Arkadaşlar dinleyin beni. Egemenlik tek başına yönetimde söz söyleme gücü demektir. Bak. Siyasi olarak tanımlıyoruz. Sosyolojik olarak şunu söyleyebilirdiniz siz. Bir toprağa, bir coğrafyaya egemen olma. Evet. Bunu söyleyebilirdiniz sosyolojik olarak. Ama biz yönetim anlamında tanımlarsak egemenin tanımı şu şekilde çıkıyor. Yönetimde söz söyleme gücü demektir. Bakın, yönetimde söz söyleme gücüdür. Kısa bir tanım. Bakın şimdi neler yapacağım. Yönetimde söz söyleme gücü bir aileye aitse monarşi olur. Yönetimde söz söyleme kişi yönetimde söz söyleme gücü bir tek kişiye ait olursa mutlak monarşi olur. Yönetimde söz söyleme gücü bir gruba ait olursa oligarşi olur. Yönetimde söz söyleme gücü, yönetim gücü dine dayandırılırsa teokrasi olur. Evet, yönetimde söz söyleme gücü halka ait olursa cumhuriyet olur. 5 tane kavramı birden tanımladım size. Tek bir sondaki kelimelerini değiştirerek, bir kelime değiştirerek 5-6 tane kavramı tanımladım. Gördünüz mü? Yönetimde söz söyleme gücü. Aileye aitse monarşi, kişiye aitse mutlak monarşi, zümreye aitse oligarşi, dine dayandırılırsa teokrasi, halka dayandırılırsa cumhuriyet. Ha, egemenlik paylaşılırsa halkla birlikte meşrutiyet olur. Bakın bunu da tanımladı. Sadece egemenlikten yola çıkarak bunları yaptım. Sadece egemenlikten yola çıkarak. Evet arkadaşlar. Tabii bizim şimdi asıl noktamıza daha gelmedik. Ulusal egemenliği konuşacağız sizlerle. Arkadaşlar, eğer başta egemenliğin başına ulusal kelimesini koyarsanız tanım şu oluyor.
Yönetme hakkının egemenlik yani söz söyleme gücünün ulusa ait olmaz. Evet, egemenlik ülke içinde halkı yönetimde en iyi şekilde temsil etme, halk egemenliğini yönetimde etkin kılmadır. Kısaca ülke içindeki meseledir, iç meseledir. Bir ülkenin iç sorunudur bu. Halkı yönetime çekmeye yönelik kararlar alıyorsan, halk egemenliğini kullanmaya yönelik kararlar alıyorsan, o zaman sen ne yapıyorsundur? Arkadaşlar sen ne yapıyorsundur? Egemenlik doğrultusunda, ulusal egemenlik doğrultusunda hareket ediyorsundur. Evet, ülke içindeki her türlü derken, ülke içindeki halkı yönetime çekmeye yönelik her türlü girişimde ulusal egemenlik vardır. Altını çiziyorum. Ülke içinde halkı yönetime çekmeye yönelik her türlü girişimde. Kısaca iç mesele dedik. Ulusal bağımsızlık, dışa karşı verilen her türlü mücadeledir. Ülkenin bütünlüğünü koruma, değil mi arkadaşlar? Ülkenin bütünlüğünü koruma, vatanın sınırlarının dağılmasını önleme. Kısaca ya, dışa karşı verilen her türlü mücadeledir. Dışa karşı verilen her türlü mücadeledir. Ulusal bağımsızlık. Ülke bütünlüğünü korumaya çalışıyorsa, sınırların bütünlüğünü korumaya çalışıyorsan, demek ki ulusal bağımsızlık doğrultusunda hareket ediyorsundur. Tamamen dışa dönük oluyor. Bakın, basit iki tanım yaptım. Ulusal egemenlik içte. Halkı yönetime çekmeye yönelik her türlü meseledir. Ulusal bağımsızlık dışa karşı verilen her türlü mücadeledir. Anlaşıldı mı bu iki kavram? Hayatınız olacak ha. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan nokta var mı? Egemenlikle bağımsızlığı. Anlaşıldı değil mi? Yani o anlamda mı evet, anlaşılmayan nokta var mı dedikken evetler geldi, şaşırdım ben de. Yani anlaşıldı değil mi? Eğer anlaşıldıysa size bir soru soracağım, hadi bakalım. Anlaşıldı değil mi? Evet, o zaman sorunuz geliyor. Ben size bir şey söyleyeceğim. Söylediğim şey egemenlik mi bağımsızlık mı, siz söyleyeceksiniz. Tamam mı? Ulusal güçleri etkin kılmak esastır. Kararı. Egemenlik mi bağımsızlık mı? Hadi bakalım. Ulusal güçleri etkin kılma kararı egemenlik mi bağımsızlık mı? Böyle bir karar alındı. Arkadaşlar adam size böyle soru sorar ha. Egemenlik arada bağımsızlık demişler. %50 şansınızı kullandınız. Herhalde anlarsınız. Arkadaşlar yarımız bağımsızlık, yarımız egemenlik tek tutuyor. Öyle mi oldu? Arkadaşlar dinleyin beni be. Bak. Bir soru soracağım. Ulusal güç. Bir ülkenin ulusal gücü nedir? Bir ülkenin ulusal gücü nedir? Ulusal gücü. Mehmet. Askeridir değil mi? Evet evet. Asker ordusudur. Bir orduyu niye güçlü tutarsın? Niçin güçlü tutarsın? Evet. Bir ülkenin ulusal gücü ordusudur. Niye? Evet. O zaman neyle ilgili olur? Ha? Bağımsızlık. Adam size böyle soru sorar. İşte soru bu. Bana tutup da Erzurum Kongresi kararlarını ezberlemeyin. Amasya Genelgesi maddelerini ezberlemeyin. Bunu mu görün işte? Evet bildiniz. Bağımsızlık. Ama arkadaşlar değil mi? Yani öyle bir şey çıktı. Ama bir dakika ben sizi biraz zorlayacağım daha. Durun bir şey daha soracağım size. Bitmedi daha. Bu iki kavramı iyicene yutturmam lazım size. Bundan sonraki her türlü bir şeylerde ben de ikide bir sorar mısın? Bu neyi arkadaşlar? Egemenlik mi, bağımsızlık mı? Böyle sorular hatırlatacağım. Ama bir dakika. Demek ki bakın, bir ülkenin ulusal, bakın adam size soru sorar ya. Al soru. Bakın soru. Kongrelerde çalıştın değil mi? İyi çalıştın. Öyle düşünüyorsun. Ben de size öyle bir soru soruyorum. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, daha yeni söylediğim soruyu tekrar edeceğim. Bekleyin be. Hangisi ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanacağın göstergesidir. Şıklara bunu koydum. A. Ulusal güçleri etkin kılmak esastır. Ha, işte yorumla. Bunu gör hemen. Evet bunu hemen görmen lazım işte. Arkadaşlar. Hemen görmen lazım. Adam böyle soru soruyor. Bak mesela bir soru daha soracağım. Tamam mı? Egemenlik mi bağımsızlık mı olduğunu siz söyleyeceksiniz. Şöyle tam ortalayayım. Kafamı ayarlayamadım ya. Tamam. Soru şu. Padişahlık ve halifelik makamı kurtarılacaktır. Kararı neyle ilgili? Eğer bu iki kavramı çok iyi anladıysanız bana çok güzel bir cevap vereceksiniz. Padişahlık ve halifelik makamı kurtarılacaktır. Egemenlik.
Aslında birazcık durun be. Egemenlik dediniz. Neşeye bak. Vay ya Neşe, seni boşuna sınıf başkanı seçmedim ya. Arkadaşlar bunu diyecektiniz. Egemenliğe ters. Egemenlikle ilgili değil. Padişahlık ve halifelik makamı kurtarılacaktır diyor. Eğer bu iki kavramı anladıysanız egemeni, bana şunu, bu egemenlikle çelişiyor demeniz lazımdı. Bak adam bunu da soruya döndürür. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ulusal egemenlik düşüncesiyle çelişmektedir der. Evet, hayır o kurtarılacaktır diyelim. Doğru. Belki öyle anlaşılmış olabilirsin. He? Evet, kurtarılacaktır diyor. Padişahlığın olduğu yerde ulusal egemenlik, ulusal egemen olduğu yerde padişahlık olmaz. Demek ki ulusal egemenlikte çelişen kararlar da alınmış. Bakın adam bunu da soruya döndürebilir. Değil mi? Evet arkadaşlar, ciddi anlamda önemli iki olaydır. Şimdi demek ki yavaş yavaş oturacak bu kavramlar. Ben size iki şeyde zorladım. Ha mesela sorayım mesela şu. Müstakil milli kararlar neyle ilgili? Hemen cevap ver. Müstakil milli kararları. Ay, rahat olun ha. Bağımsızlık, bağımsızlık. Bir şey okuyordum. Bağımsızlık, değil mi? Evet. TBMM'nin açılması neyle ilgili? Ay, ulusal güçler kurtaracaktır diyor ama Nazan. Ulusal güçler kurtaracaktır diyor ama sonuçta egemenlikten bahsetmiyor. Evet. TBMM'nin açılması meclis, Yücel, pardon, Nermin, egemenlik meclis olduğu yerde halk egemenliği olur değil mi? Evet. Mesela hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sat bütün vatandır. Bu söz neyle ilgili? Bu söz hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sat bütün vatandır. Bağımsızlık. Peki. Kapitülasyonların kaldırılması. Neyle ilgili? Kapitülasyonların kaldırılması. Mehmet Sabancı, dur be. Bağımsızlık. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması egemenlik. Kabotaj kanunu. Evet. Bağımsızlık. Değil mi? Dikkat edin. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi egemenlik. Değil mi? Dikkat edin. İçeride bak, egemenlik olan şey hep içeride oluyor. Bağımsızlık hep dışa dönük oluyor. Dikkatinizi çekti mi? Dışa dönük olaylarda hep bağımsızlık çıkıyor karşımıza. Ben iki soruda bayağı bir zorladım sizi. Yani ulusal egemenin olduğu her yerde demokrasi işliyor diyemeyiz. Şevki'ye, çünkü İran İslam Cumhuriyeti var. Ama demokrasi ne kadar işler sence? O ayrıca tartışılması gereken bir meseledir Şevki'ye. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Demokrasi işliyor mu Türkiye'de? Tartışılır. Evet, dinleyin beni be. Arkadaşlar tabii demokrasi yolunda atılan adımlardır da bunu ayrıca tartışmak lazım. Bakın ben size egemenlikte bağımsızlığı söyledim. Bakın bu arada birçok arkadaşınızın zorlandığı bir nokta vardır. Bir soru tipi vardır. Dinleyin beni be. Devrim ilke karşılaştırması diye bir mesele vardır ya arkadaşlar. Değil mi? Hani hangi devrim hangi ilkeyle ilgilidir diye. Böyle birçok kişinin zorlandığı bir soru tipidir bu aslında. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında burada bir iki şey söylesem %50'sini halledersiniz bu meselelerin. Ha. Evet şöyle. İleride tabii ki anlatacağım. Ayrı konumuz da. Ulusal egemenliğin olduğu her yerde cumhuriyetçilik ilkesi, ulusal bağımsızlığın olduğu her yerde milliyetçilik ilkesi vardır. Ha. Siz şu anda bunu çözdünüz biliyor musunuz? Fark ettiniz mi? Ulusal egemenin olduğu her yerde cumhuriyetçilik ilkesi, ulusal bağımsızlığın olduğu her yerde milliyetçilik ilkesi vardır. Değil mi? Siz şu anda hangi olayın cumhuriyetçilikle ilgili olup olmadığını çözersiniz. Örneğin ben size bir soru sorayım. Şapka Kanunu'nda ulusal egemenlik var mı? Şapka Kanunu'nda ulusal egemenlik var mı? Şapka Kanunu'nda ulusal egemenlik var mı? Şapka Kanunu'nda. Nasıl var? Durun. Şapka Kanunu'nda ulusal egemenlik var mı? Yok. Ya nasıl şapka takan oy kullanıp takmayan kullanamaz diye bir şey yok. Şapka Kanunu'nda ulusal egemenlik yoksa o zaman Şapka Kanunu cumhuriyetçilikle ilgili bir devrim değil. Değil mi? Sadece ne beni sorduğun soruya cevap verin. Latin alfabesinin kabulünde ulusal egemenlik var mı? Hı? Latin alfabesinin kabulünde yok. Değil mi? Evet. O zaman Latin alfabesinin kabulü de cumhuriyetçilikle ilgili bir devrim değil. Miladi takvimin kabulünde de yok. O da cumhuriyetçilikle ilgili değil.
Saltanatın kaldırılması. Ulusal egemenlikle mi ilgili? Daha yeni söyledik. Evet. Değil mi? Kadınlara seçme hakkının verilmesi. Evet. Ulusal egemenlikle ilgili. Demek ki cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili. Siz şu anda neyin cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olup olmadığını biliyorsunuz. Bu kadar basit. Olayın içinde ulusal egemenlik var mı yok mu? Evet. Kabotaj kanunu. Neyle ilgili? Ulusal bağımsızlık. Hangi ilke olur? Medeni kanun. Onu karıştırma. Medeni kanunda da yok. Yani onları anlattığım zaman daha net oturacak. Tabii canım. Arkadaşlar şu anda siz neyin milliyetçilikle ilgili olduğunu, neyin cumhuriyetçilikle ilgili olduğunu bilirsiniz ya. Alın soru çözün işte. Bakın olayın içinde cumhuriyetçilik var mı yok mu? Ulusal egemenlik var mı yok mu? Halkı yönetime çekmeye yönelik değil mi? Ona bakın. Direkt bulursunuz. Yani biliyor musun? Ben ileride ilkeler biz, ben size böyle bir teknikle de anlattım var ya, o sorular çerez gelecek size. Değil mi? Bakın olayın mantığını öğrendiniz değil mi? Ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık. Tabii canım arkadaşlar birçok kişinin yorumu ya bu iki kavram bir şey dikkatini çekti mi? Kongrelerde ilgili sorularda kullandım bu iki kavramı. Cephelerle ilgili bir soruda kullandım. Devrimlerle ilgili soru sordum size cevap verdiniz. Dış politika ilgilendiren meselelerle ilgili soru sordum cevap verdiniz. Her yerde kullanılıyor bu iki kavram. Tabii canım kesinlikle Mehtap. Bağımsızlık dediyse gel kesinlikle milliyetçiliktir. Bu kadar basit Mehtap. Bağımsızlık verirsek milliyetçiliktir işte bitti. Çıkmışından sorusu var bir daha bu arada. Evet. Demek ki bu iki kavramı öğrendik değil mi? Ulusal egemenlik. Halkı yönetime çekmeye yönelik. Değil mi? Ulusal bağımsızlık dışa dönük. Bitti işte. Bakın ne kadar çok soru yorumlayacaksınız. Birçok kişi de bundan hata yapar ha. Evet. İnşallah arkadaşlar daha çok faydam olsun da size. Benim gönlüm o. Gönlüm her zaman sizin yanınızda. Ha, emeğimle, her şeyimle sizin yanınızdayım. Yeter ki siz öğrenin. Siz yapın bu işi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kongre, o zaman Erzurum Kongresi'ne döneceğiz. Bakın bundan sonra size ikide bir bu kavramları sorarım ha. Evet. Erzurum Kongresi. Ne diyoruz? İlk ortaokuldan beri ezberlediğiniz bir şey vardı bu kongreyle ilgili. Ne diyorsunuz? Toplanması bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Bunu ortaokuldan beri öğretirler size değil mi? Rica ederim. Evet. Bunu her zaman öğrenin. Doğru. Aa, ben size bir soru soracağım. Hadi buna cevap verin. Bak herkes bunu ezberliyor değil mi? Siz de ezberlemişsiniz. Toplanması bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Evet. Bunu herkes ezberledi. Peki neden bölgesel bir kongrede ulusal kararlar çıktı? Bunu kim söyleyecek? Hadi bakalım. Bunun nedeni ne? Dilurban. Evet Dilurban. Evet. Bölgesel bir kongrede ulusal kararlar çıkmasını sağlayan etmen ne? Hayır ben sonucunu sormadım oraya. Ama işte neden Mehmet? Neden? İşte onu soruyoruz mesela Mehmet. Neden ulus ilgilendiriyor? İlgilendiren kararlar çıktı. Hayır. Bakın ben size bak. Hayır. Gelmelerinden dolayı değil. Hocam doğuda toplanıyor ama zaman yok. Hemen bir hadisim el işe var. Samalı. Neşe var ya. Bıraksak şimdi savaşa gideceksin ha. Dur bir Neşe. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. İşte Yücel. Doğu Anadolu'yu temsil eden delegeler katılıyor. Ulusal kararlar niye çıkıyor? Bir dakika ben size bir şey anlatacağım. Bakın Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı şuydu. Delegeler toplanmış 54 delege. Doğu Anadolu'dan gelen delegeler toplanmış ve şu kararları alacaklar. Niyetleri şuydu. Doğu Anadolu'yu hayır kesinlikle sinem alakası yok. Doğu Anadolu'yu nasıl kurtaracağız? Doğu Anadolu'da Ermenilerle nasıl mücadele edeceğiz? Doğu Anadolu'da nasıl silahlanacağız? Yani hep Doğu ile ilgili kararlar alacaklardı. Dertleri buydu. Ama alınan karara bakın. Alınan karara bakın arkadaşlar. Evet evet Huriye onun üzerinde duracağız. Alınan karar. Dilruba da aynısını söyledi. Doğru Dilruba'ya da katılıyoruz. Alınan ilk karara bakın. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Hayda. Bu nereden çıktı ya? Doğu ile ilgili toplanıyorduk ha. Manda imaya kabul edilemez diyor. Ya Doğu'yu ilgilendiren karar yok ya. Doğu'yu ilgilendiren karar yok. Evet. İşte bunun nedeni ne biliyor musunuz? Arkadaşlarınız arada söyledi. Huriye ve Dirba. Arkadaşlar bu kongreye Mustafa Kemal'in başkanlık etmesidir. İşte bundan dolayı bölgesel bir kongrede ulusal kararlar çıktı. Evet. Kazım Karabekir'in desteğiyle Erzurum Kongresi'nin başkanı seçilen Mustafa Kemal ne dedi? Vatanın bir kenarını değil,
Vatanın bir kenarını değil, tamamını kurtarmalıyız dedi. Arkadaşlar bizim derdimiz de o değil. Vatanın tamamını diyor. Evet, ondan dolayı bölgesel bir kongrede ulusal kararlar çıktı. Evet, Mustafa Kemal'in bu kongreye başkanlık etmezse. Ya, hayır Yalçın, öyle yaklaşma. Misafir Yalçın. Özen, Yalçın bu derslik mi katıldın sen? Hayır, evet tamam. Yalçın şey değil yani. Aynı olabilir ama doğudaki halk bu bilinçte değil ki. Eğer Atatürk olmazsa sadece Doğu Anadolu'yu ilgilendiren kararlar alacaklardı. Tabii canım. Mustafa Kemal olmazsa sadece Doğu için toplanıyor. Mesela Reddil Halk Cemiyetleri Balıkesir Alaşehir Kongrelerini düzenledi. Evet. Sadece İzmir'le ilgili karar alındı. Değil mi? Arkadaşlar. Şimdi Doğu Anadolu ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin düzenlediği kongrelerdir. Burada dikkat edin. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti de evet, bu da kongrenin toplanmasına öncülük ediyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Toplanması bakımından bölgesel. Evet, bunu tartıştık. Alınan kararlar. Alınan ulusal kararlar demişiz bakın. Bölgesel amaçlı toplanır ama ulusal kararlar alınıyor. Şimdi arkadaşlar, uluslar sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Egemenlik mi bağımsızlık mı bu karar? Haydi bakalım. Bu karar egemenlik mi bağımsızlık mı? Oo, artık şifreye de girmişiz Ercan. Be, kısaca be. Evet, diriba. Evet, evet. Tabii ki bağımsızlık. Sınırlar arkadaşlar, sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir diyor. Bakın bunlara da dikkat edin. Bunlar da karşınıza soru olarak gelir. Evet, sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir diyor. Evet, ulusal sınırlar ilk kez nerede dile getirilmiştir diye bir soru sorarsa Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi kararlarına çok dikkat edeceksiniz. Evet, misal ki millinin temelleri nerede atıldı? Adam soruyor. Evet, evet, misal ki evet, misal ki milli kararlarının temeli nerede atıldı? Evet, temeli Erzurum'da atıldı. Evet. Bu sınırlardan dolayı anlıyorsunuz işte. Evet. Uluslar sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. İlk kez sınırlardan bahsedilmiştir. Misaki milli kararların temelleri de bundan dolayı Erzurum'da atılmıştır diyoruz. Bir diğer karar. Manda ve himaye kabul edilemez. Egemenlik mi bağımsızlık mı? Manda ve himayenin reddi. Evet. Dürüba mi dedin? Yani ben mi yanlış görüyorum? Neşe'ye bak. Ya manda himayenin kabul edilmesi Neşe'nin egemenlik nasıl olur? Neşe, sana verdim puanı geri aldım Neşe. Evet. Bağımsızlık tabii. Ya manda himayeyi reddediyorsun. Dışa dönük. Bak direkt bunu düşünün hemen. İçeride mi senin manda himaye edecekler? Tamam. Teşekkür ederim. O zaman özür dilerim. Manda ve himaye kabul edilemez. Altını çiziyorum. İlk kez reddedilmiştir. Evet, mandacılık fikri ilk kez nerede reddedilmiş? Erzurum'da. Bakın bu anlamda çok önemli bir kongre. Birçok şeyin ilki burada oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Ne diyoruz? Hristiyan azınlığa sosyal ve siyasal dengemizi bozacak haklar tanınamaz. Hah, arkadaşlar. Egemenlik mi bağımsızlık mı? Hadi bakalım. Bu karar. Egemenlik mi, bağımsızlık mı? Egemenlik, bağımsızlık. Egemenlik ağırlıklı çıktı. Biraz düşünün şöyle. Bağımsızlık var, egemenlik var. Hristiyan azınlığa sosyal ve siyasal dengemizi bozacak haklar tanınamaz. Bağımsızlık mı, egemenlik mi dedim. Şevki egemenlik, İknur egemenlik, Mehmet bağımsızlık, Celil bağımsızlık. Arkadaşlar, Arzu da tam bir siyasi cevap verdi. İkisini de kapsıyor. Hangisinin doğrusu onu kabul et hocam der gibi. Her ikisi de değil Neşe ya. Ne alakası var? Ya arkadaşlar dinleyin be. Azınlıklara tanınan haklar neyi bozuyor? Neyi bozuyor? Azınlıklara tanınan haklar neyi bozar? Çok fazla hak verirsen. Evet, neyi bozar? Egemenliği mi bozar? Neyin egemenliğini? Bütünlüğü bozar.
Ülkiyet bütünlüğünü, sınırların bütünlüğünü. Adama hak veriyor, adam bağımsız olup gidiyor. Arkadaşlar, Hristiyan azınlığa sosyal ve siyasal dengemizi bozacak haklar tanımaz. Kesinlikle birlik ve bütünlüğü bozuyorsa ne olur o? Bağımsızlık olur. Bizim amacımız vatanın bütünlüğündür. Evet, bağımsızlıktır bu. Burada halkı yönetime çekmeye yönelik bir şey nerede yakaladınız? İçeride dedim her şeyde şey yapmayın ya, egemenliğe koymayın. Daha yeni dedik şapka kanunu, içeride bağımsız egemenlik mi? O zaman şapka kanunu da egemenlik oluyor. Arkadaşlar olayın içeriğine bakın. İçeride derken aslında o içi yazdım mı, fena mı yaptım yoksa? Her şey içeride olan her şey egemenlik demeyin arkadaşlar. Bak sinema bak. Ama iş dedim de ne dedim? İçeride halkı yönetime çekmeye yönelik dedim. Bunu da vurguladım. Kesinlikle. Ama arkadaşlar bunları var ya öğrenin var ya hiçbir sıkıntınız kalmaz ya. Evet bunu görün ama. Hristiyan azınlığa tanınacak haklar diyor. Değil mi? Hristiyan azınlığa sosyal ve siyasal dengemizi bozacak haklar tanınamaz. Evet. Ülke bütünlüğünü bozuyor. Osmanlı nasıl parçalandı? Azınlıklar haklar vere 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 en sonunda gitti işte. Bak toprak bütünlüğün gidiyor. Bağımsızlık. Mehtap. Bağımsızlık bu. Tamam mı? Azınlık haklarına tepki bağımsızlıktır. Kesinlikle öyle de Sinem. O zaman iç yönetim. Egemenlik diyebileceksin. Tamam mı? İçeriden yönetime dedim bakın. Dikkat edin. Tamam mı? Arkadaşlar. Evet. Azınlık haklarına ilk tepki. Arkadaşlar. Bakın bunu da unutmayın ha. Azınlık haklarına ilk tepki nerede olmuş? İlk tepki Erzurum Kongresi'nde oluyor. Azınlık haklarına ilk tepki. Hatırlıyorsunuz mu? Ben ıslahat fermanı anlatırken böyle bir soru sorduydum. Arkadaşlar ıslahat fermanıyla gayrimüslimlere tanınan bu haklara bir yerde tepki konulmuştu dedim. İlk tepki. Hatırladınız mı? Böyle bir şey dediydim sanki. Değil mi? Dedim diye hatırlıyorum. İlk tepki. Siz de dediniz ki bir iki şey söylediniz. Ben dedim ki arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde ilk tepki konuldu. Azınlık haklarına ilk tepki Erzurum Kongresi'nde konuldu demiştim. Hatırlıyorum ben. Bilmiyorum. Evet hatırlamadım. Acaba demedim diye. Ha, dediğimi hatırlıyorum sanki. Evet. Yani ıslahat fermanı anlattıktan sonra söylemiştim. Öyle bir şey söylemiştim ben. Tamam mı? Yani ıslahat fermanına gayrimüslimler bu kadar haklar verdi. İlk tepki nerede konuldu biliyorsunuz mu arkadaşlar? Erzurum Kongresi'nde dedim. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Padişah ve hilafet makamı kurtarılacaktır. Evet. Bu neyle ilgili? Egemenlik mi, bağımsızlık mı? Hadi bakalım. Dur bekliyorum. Egemenlik mi, bağımsızlık mı bu? Yuh. Ya arkadaşlar bunu deyin. Sinem'in dediğini deyin. Egemenliğe ters. Heh, bunu söyleyin bunu. Egemenlikle aykırı. Ha, öyle söyleyin. Egemenlikle ilgilidir demeyeceğiz. Çünkü padişahlığın olduğu yerde egemenlik olmaz. Peki bir dakika soru şu. Neden uluslar egemenlikle ilgili çelişen bir karar alındı? Böyle bir karar neden alındı? Ha? Neden alındı? Böyle bir karar. Tepki değil. Hayır 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 hayır. Mektabın dediğine katılacağız mektap. Mektap halkı çekmek dedim. Halk hazır değil. Neye hazır değil? Arkadaşlar bakın tepki doğurabilecek bir şey yok ortamda. Durup dururken bu nereden çıktı? Tepki mevki. Hayır bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir karar alınması nedenini biliyorsunuz mu? Halkı Kurtuluş Savaşı'nın içine daha hızlı çekmek. Anadolu'daki halk kime bağlı? Evet Anadolu'daki halk kime bağlı? Padişahına ve halifesine bağlı değil mi? Evet. Padişahına ve halifesine bağlı. Eğer sen halka dersen ki halk biz padişahlı ve halifeli kurtaracağız dersen var ya o halk ne yapar biliyor musun? Eline kazma, çapa, balta, tırmık ne bulduysa gelir savaşır seninle. Alır baltayı eline der ki nerede düşman gösterin de kafasına vurayım şu baltayı diye. Niye geldi? Padişahını kurtaracağız çünkü. Adam bunun için geliyor. Bak katılımı hızlandıracağız. Onun için böyle bir çelişen karar almış. Kurtuluş Savaşı'na katılımı arttırmak için alındı diyeceksiniz. Tepki doğurabilecek bir şey oldu mu ortamda? Ha? Daha yok ki bir şey. Niye tepki? Değil mi? Kurtuluş Savaşı'na katılımı arttıracağız. Ama neyle çelişti bu karar? Ulusal egemenlikle çelişti. Değil mi? Evet. Böyle bir soru hazırlıklı olur mu? Adam sorar. Verir kararları. Hatta bakın şöyle bir soruda dikkat edin. Bakın. Der ki Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi
ulusal egemenlik düşüncesiyle çelişmektedir der. A. Balıkesir Kongresi'nde mandacılık fikrinin savunulması. Bu neyle çelişti mandacılık fikrinin kabul edilmesi? Bağımsızlıkla. Soruda ne istiyor? Egemenliği istiyor. Birçok kişi çarpar ha. İşaretler birçok kişi. Bu bağımsızlıkla çelişir. Egemenlikle çelişeni istiyor senden. Evet. Padişahlık ve hilafet makamı kurtarılacaktır. Cevap da bu olur. Ama bakın düşürücü bir soru olur. Evet egemenlikle çelişen bu karardır işte. Ama şıklara böyle bağımsızlıkla çelişen bir şey koyar düşürür adamı. Güzel de bir soru olur ha. Bir karar daha en önemli kararlardan bir tanesi. Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi hakim kılmak esastır. Etken, arkadaşlar bu kararı buradan ikiye bölelim. Böyle düşünelim. Ulusal güçleri etken kılmak. Neyle ilgili egemenlik mi, bağımsızlık mı? Ulusal güçleri etken kılmak. Bağımsızlık. Evet, bağımsızlık. Ulusal iradeyi hakim kılmak. Egemenlik. Bak çok güzel yakaladınız. İşte olay bu. Bazen bu kararı bir bütün olarak sorabiliyor, bazen biliyor. Ulusal güçleri etken diyor. Ulusal güçleri etken kılmak esastır diyor. Evet, ulusal güçleri etken kılmak esastır. Kararı aşağıdakilerden hangisinin uygulanacağını göstergesidir der. Veya soru şöyle de sorabilir. Ulusal güçleri etken, ulusal iradeye hakim kılmak esastır. Bir bütün olarak verdiği zaman başının bağımsızlık, sonunun egemenlik olduğunu unutmayın. Çünkü ikisini de ilgilendiren bir soru sorabilir. Hem egemen hem bağımsızlık diye. Tamam mı? Arkadaşlar bakın dinleyin beni be. Geçen haftalarda bahsettiğim gibi Mustafa Kemal ile Atatürk'ün arası Mustafa Kemal ile Atatürk yine aynı şeyi yaptım ya. Vahdettin'le Mustafa Kemal'in arası açıldı diye. Erzurum Kongresi'nden sonra. İşte bak bu karardır. Şu ikinci karar var ya ulusal iradeye hakim kılmak. Bu işi bitirdi. Neden bahsediyor biliyor musunuz mu? Açık bir şekilde ilk kez ne dile getirildi? Açık bir şekilde. Evet. Açık bir şekilde ilk kez ne dile getirildi? Evet. Koşulsuz olarak net bir şekilde açık bir şekilde arkadaşlar ulusal egemenlik düşüncesi dile getirildi. Evet. Açık bir şekilde. Amasya'da nasıldı? Amasya'da. Amasya Genelgesi'nde ulusal egemenlik düşüncesi. Evet. UE yazıyorum siz anlayın. Ulusal egemenlik demek. UE. Tamam mı? UB bağımsızlık. Açık bir şekilde ulusal egemenlikten bahsedildi. Amasya Genelgesi'nde üstü kapalı. Burada koşulsuz olarak bahsedildi işte. Adam size şöyle bir soru da sorabilir. Ulusal egemenlik düşüncesinin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği ilk kez nerede dile getirildi? Koşulsuz olarak derse işte Erzurum alacaksınız. Yukarıda gizliydi. Ama burada açık bir şekilde dile getirildi. Evet. Bu da zaten artık o oklar yaydan fırlattı. Ha tabii canım ilk derse Amasya dedi bak. Ulusal egemenlik düşüncesi ilk kez nerede dile getirildi? Basit bir soru. Ulusal egemenlik düşüncesi ilk kez nerede getirildi? Amasya'da. Kanıtı ne? Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ama üstü kapalı demiştik. KPSS size üstü kapalı açık diye sormaz da böyle sorar. Açık bir şekilde demez de koşulsuz olarak ulusal egemenlik düşüncesi der. İşte Amasya Genelgesi'ndeki ulusal iradeyi hakim kılmak esastır maddesidir bu. Pardon Erzurum Kongresi'ndeki. Evet. Ne diyor? İstanbul hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulmalıdır diyor. Arkadaşlar. Evet. İstanbul hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulmalıdır. İlk kez İstanbul hükümetinden ayrı bir hükümet kurma kararı alındı. Peki hükümet kuruldu mu? Ayrı bir hükümet kuruldu mu? Heh Mehmet. Ayrı bir hükümet kurulmadı. Çünkü temsil heyeti hükümet gibi hareket etti. Çok güzel mektup işte. Temsil heyeti o görevi gördü. Çok güzel. Karar alınıyor ama kurulmuyor. Niye? Gerek yok. Temsil heyeti onun görevi üstlendi zaten. Onun da ispatlarını söyleyeceğiz işte. Ama böyle bir karar alındı. Evet ne denildi? Sömürge amacı taşımaksızın dış yardım alınabilir. Evet bu karar neyle ilgili? Egemenlik mi bağımsızlık mı? Evet kesinlikle.
Bağımsızlık değil mi? Sömürmeyeceksen gel diyor. Evet. Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır. Ha, bu kararı sizlerle bayağı bir tartışacağız. Meclisin açılması neyle ilgili? Bu karar neyle ilgili? Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanması. Egemenlik mi, bağımsızlık mı? Egemenlik. Süper. Tamam, bu iki kavram oturacak herhalde. İyi oturacak. Doğru. Meclis varsa egemenliktir. Bu kadar basit. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın. Mustafa Kemal katıldığı her toplantıda, katıldığı her kongrede meclisin açılma konusunu sürekli dile getiriyor. Sürekli meclisin açılma konusunu dile getiriyor. Abi meclis açılsın da açılsın diyor. Kongrelere katılıyor, orada söylüyor. Görüşmelere katılıyor, orada diyor. Meclis açılsın. Nereye giderse gitsin, hangi toplantıya katılsa katılsın, Mustafa Kemal diyor ki meclis açılsın da açılsın. 5-6 kişi yan yana geliyor, Mustafa Kemal hemen diyor ki meclis açak mı? Hemen her yerde bunu söylüyor. Ya bu kadar niye ısrarcı? Neden böyle meclisin açılması konusunda direniyor? Cumhuriyet deme şimdi, bir dakika. Hükümeti denetlemek için. Onu söyleyebiliriz. Tamam. Meclis açılsın, o açılsın ki İslam hükümeti denetimi altına alınsın. Ama asıl neden başka. Arkadaşlar. Bakın dinleyin beni. Yönetim halk işte. Tamam, halk müstakimliği de. Ben size bir şey söyleyeyim. Tamam, dinleyin beni be. Arkadaşlar. Bir şey dikkatimizi çekiyor mu? Bak buradan konuya gireceğim. Anadolu'da genelgeler yayınlandı. Kongreler düzenleniyor, mitingler düzenleniyor. Kime karşı? İtilaf Devletleri'ne karşı. Bir şey dikkatimizi çekiyor mu? Hayır hayır, durun be. Şimdi durun be. Tamam, ben size anlatacağım bunu. Ben anlatıyorum. Bir dakika. Bir şey dikkatimizi çekiyor mu dedim. Bakın genelgeler düzenleniyor, kongreler düzenleniyor, mitingler düzenleniyor. Bir örgütlenme var İtilaf Devletleri'ne karşı. Ama İtilaf Devletleri ortaklıkta yok. Niye karışmıyorlar? Niye müdahale etmiyorlar? Ha? Niye müdahale etmiyorlar? Niye? Niye? Önemsemiyorlar. Sallamıyorlar. Evet. Sallamıyor ki adam. 3-5 tane adam çıkmış. Yok vatanı kurtaracağız. Yok milletin bağımsızlığını sağlayacağız. Yok sınırların bütün diyor. Yani adam oralı olmuyor. Sallamıyor. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Ne zamana kadar? Durun bir dakika. Misak-ı milli kararlarının, dedim ki Nermin, Anadolu'da gösteriler düzenleniyor, mitikler düzenleniyor, kongreler düzenleniyor, genelgeler yayınlanıyor ama İtilaf Devletleri olaya müdahale etmiyor. Niye? Sallamıyor dedik. Misak-ı milli kararların meclis onayından geçmesine kadar sallamadı. Ne zaman misak-ı milli kararlar meclis onayından geçti, İtilaf Devletleri deliye döndü, çılgına döndü. İstanbul işgal ettiler, hızdan anlamadan işte ortalık öyle bir karıştı ki. Niye? Misak-ı milliye kızıyorsun. Ya misak-ı millinin ilk maddesi ne biliyor musunuz mu? Uluslar sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Erzurum Kongresi'nin ilk kararı. Niye buna kızmadın da misak-ı milliye kızdın? Aynı. Evet. Misak-ı milli kararlar meclis onayından geçti. Evet. Yasal. Resmi. Mutlaka uygulanacak anlamına geliyor. İşte Mustafa Kemal'in meclise açılmasındaki bu kadar inatçılığı ya da böyle direnmesinin nedeni, illa da meclis olsun demesinin nedeni, alınan kararlara resmiyet kazandırmaktır. Arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hiçbir geçerliliği yok. Sivas Kongresi'nde alınan kararların hiçbir geçerliliği yok. Ya Sivas Kongresi'ne 35 kişi katılmış ya. 35 delege ya. Sağdan soldan toplanmış 35 delegeye katılmış. Aha mesela biz şimdi sınıfımız var ya, şu anda kaç kişi biliyor musunuz mu? 34 kişi. 35 kişi diyelim. Benle beraber 35 kişi. Tam Sivas Kongresi'nin toplandı sayıyız ha. Hepimiz de Sivas Kongresi'ne yurdun her yerinden delege geldiydi değil mi? Aha burada da her yerden geldik. Aha bakın ben Çorum delegesi. Aha duruyor karşınızda. Neşe Adana delegesi. Evet. Mehmet Hatay delegesi. Mehtap Tekirdağ delegesi. Arife Aksaray delegesi. Huriye Amasya genelgesi. Değil mi? Erzurum delegesi Halime. Fethiye delegesi. Muğla delegesi. Ağrı delegesi. Çanakkale delegesi. Evet. Fethiye delegesi. İlla Muğla demeyecek ha. Ben Muğla'da okudum ha bu arada Sinem. Aydın delegesi. Değil mi? Kocaeli delegesi. Trabzon delegesi. Kırşehir. Her yerden gelmişiz. Bakın. Düşünün biz bir toplantıdayız. Şimdi Sivas Kongresi'nin görüntüsü var değil mi ortamda? Hadi bir karar alak mı şimdi?
Karar alıyoruz. Arkadaşlar kararımız şu. KPSS'yi kaldırıyoruz. KPSS'yi kaldırdık. Kararımız bu. Arkadaşlar kaldırdık değil mi? Bizi kim sallar? He? Kimse sallama çünkü birbirimizi de sallamadık. Öyle değil mi? Birbirimizi de sallamadık. Ya arkadaşlar Sivas Kongresi de böyleydi işte ya. 5-10 kişi bir araya gelmiş karar almış. Kim sallar? Erzurum Kongresi de böyle ya. 5-10 kişi, 20-50 kişi bir araya gelmiş karar almış. Kim sallar? İşte bak meclis onayından geçmedikçe bir işe yaramıyor. Ama meclis dese ki sınav sistemine son verdik. Sınav sisteminde bir şey olmuyor. KPSS MPS yok. Herkes okuldaki aldığı diploma notuna göre sıraya sokulup atanacak. Ah kanun bu. Hadi uyum bu. Herkes pırın pırın toplayıp evine gider işte. Kanun çıktı çünkü. 5 dakika ki. Süpersiniz ha. Yani metin mezunlarda işe alalım. Bak işte istediğimiz kadar karar alalım. Mektap işte sallamazlar ki bizi. İşte Erzurum Kongresi kararları da böyleydi. Sivas Kongresi kararları da böyleydi. Ondan dolayı İtilaf Devletleri sallamıyordu. Onun için Mustafa Kemal ne dedi? Derhal toplanmalıdır dedi. Evet ilk kez ne dile getirilmiş biliyor musunuz? Bunu unutmayın. İlk kez. Meclisin açılması ilk kez dile getiriliyor. İlk kez meclisin açılmasıyla ilgili kararlar nerede alındı? Burada alındı. Evet. Alınan uluslararası kararlar bunlar. Evet. Hayali. Mehtap ya. Evet. Arkadaşlar. Birkaç tane bölgesel karar da alındı ya. Birkaç tane ama. Adet yerini bulsun diye. Madem o kadar toplandık. Neden? Doğu Anadolu'dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek. Neden? Çoğunluğu Ermenilere vermemek için. Doğu Anadolu'yu temsil edecek olan heyeti temsil. Yani temsil heyeti kurulmalıdır. Ha buna dikkat edin. Nereden bahsedilmişti temsil heyetinden? Nereden bahsedilmişti? İlk kez. Evet. Nerede? Amasya genelgesinde doğru bahsedilmişti. Ama kurulmamıştı. İlk kez nerede kuruldu? Erzurum'da. Nasıl ama kuruldu? Bölgesel. Evet. Bölgesel olarak ilk kez Doğu Anadolu'da kuruldu arkadaşlar. Kaç kişi? 9 kişilik bir heyet oldu. Ama bölgesel sadece ne Doğu Anadolu'yu temsil eder dedi. Bu temsil heyetinin faaliyetleri bizim için çok önemli olacak çünkü. Evet. Bir de ne denilmiş bakalım be. Doğu Anadolu'daki cemiyetler bir çatı altında birleştirmelidir deniyor. Bölgesel bir birlik sağlanıyor. Evet arkadaşlar işte Erzurum Kongresi buydu. Şimdi beni çok iyi dinleyin size bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğimi unutmayın. Önemli. Arkadaşlar. Erzurum Kongresi kararlarına şöyle baktığım zaman hemen hemen birçok şeyin ilki Erzurum Kongresi'nde olmuş. Sınırlardan, meclisten, manda imayını reddi, koşulsuz olarak hakimiyetin sağlanacağı ilk kez burada. Azınlık haklarına ilk tepki, burada olmuş. Erzurum Kongresi Kurtuluş Savaşı'nın kapsamlı bir programıdır. Yapılacak işler sıraya sokuldu. Bundan sonra yapılan her şey, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamaya yöneliktir. Bakın bunu unutmayın. Yani TBMM'nin açılması, Kurtuluş Savaşı, Lozan dahil her şey Erzurum Kongresi'nden kararları uygulamaya yönelik gidiyor. Hak ettiniz mi? Uluslararası sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez dedik. Ne yaptık? Kurtuluş Savaşı'nı yaparak böldürmedik. Evet. Hristiyan azınlığa sosyal siyasal dengemizi bozacak haklar tanımaz dedik. Lozan'da bu hakları aldık. Ulusal iradeyi hakim kılacağız dedik. Meclisi açtık. TBMM'yi değil mi? Bakın arkadaşlar dinleyin beni. Evet dinleyin beni bir arkadaşlar. 9 kişi mektap. Evet dinleyin beni bir. Bundan sonra yapılan bütün faaliyetler neymiş? Erzurum Kongresi kararlarını uygulamaya yöneliktir diyoruz. Bakın. Misaki milli kararlar da budur. Sivas Kongresi'nin kararları bunların tekrarıdır. Amasya görüşmelerinde bunlar İstanbul hükümetine söylendi. Değil mi? Bak hep Erzurum Kongresi kararları uygulanıyor. Kesinlikle dikkat edin. Önemli bir noktaydı bu. Bundan sonraki yapılan her türlü işlem Lozan'a kadar, Lozan dahil Erzurum Kongresi'nin kararlarını uygulamaya yöneliktir. Bu cümlemi unutmayın. Tamam? Evet. Erzurum Kongresi'ni enine boyuna tartıştık ama ben size bir soru soracağım. Arkadaşlar. Evet. Nasıl? Kimse yok galiba. Varlar. Burada mı? Neşe?
Ceynazan. Herkes burada. Ben biraz arayı geç verdim. Diğer hocaları, bir iki hocayı kaçırdım. Ha, 1.80 varsın ha. Herkes burada mı? Burada. Evet. Yok, Mehmet'in cevabı çok güzel. Yok. Evet. Şimdi dinleyin beni be. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Çok önemli bir şey. Tamam mı? Herkes buradaysa ama ya. Herkes burada herhalde ya. Ara bitti. Ara tamam. Hatta bir iki dakikada geçmiş. Arkadaşlar dinleyin beni be. Çok önemli bir not tutturacağım bak. Bir not tutacağım. Hatta ben de yazacağım o notu. Siz de bu notu unutmayacaksınız. Bu not soruya dönüşürse, ki dönüştü aslında da, birçok kişinin gözden kaçtığı bir not, kaçırdığı bir nottur. Emin olun bir daha soruya dönüşsün, giren adaylardan %90'ı 95'i hata yapar. Bu tutturacağım notla ilgili. Eğer hakim değilseniz bu konuya. İlginç bir not, önemli bir not arkadaşlar. Ama isterseniz, ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Anadolu'da kaç tane, örgütlenme döneminde kaç tane kongre düzenlendi? Biliyorsunuz mu? Kaç tane kongre düzenlendi? 5, 4, 5, 6, çok tane. Ya arkadaşlar, yani gerçi ben onu sormamın nedeni şuydu. Tabii ki sayı istemiyorum da. Konuyu şöyle gibi bağlayacağım. Şimdi resmi tarihte bizler birkaç tane kongre görürüz. İşte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Balıkesir Alaşehir Kongreleri. Bir de arkadaşlar Afyon Kongresi, Pozantı Kongresi, Nazilli Kongresi, Edirne Kongresi, Ardahan Kongresi, böyle saydığım zaman ona yakın kongre düzenlenmiş. Benim tutturacağım not şöyle bir nottu. Bütün bu kongrelerde, bütün bu kongrelerde alınan kararların 3 ortak özelliği vardır. Ya da bütün kongreler için söyleyebileceğimiz 3 ortak özellik vardır. Bu üç ortak özellik nedir? Bununla ilgili bir not tutturacağım ben size. Ve bu not gerçekten de önemli bir not. Ha, birçok kişiyi de yamultabilecek bir not. İsterseniz ben ne yapayım biliyor musunuz? Bu notun sorusunu yazayım. Diyelim karşınıza çıksaydı siz ne yapardınız? Evet, bütün kongrelerle ilgili. Bir sorusunu sorayım, tamam mı arkadaşlar? Sorusunu sorayım. Eğer diyelim direkt karşınıza böyle bir soru çıksaydı cevaba ne verirdiniz? Sonra da notu tutturayım. Sorusunu soracağım. Öncül vereceğim. Bir. Evet. Üç tane öncül vereceğim. Birinci öncülümüz bu. İkinci öncülümüz. Evet. İkinci öncülümüz. Üçüncü öncülümüz. Pardon. Evet. Evet. Sorum şu. Ya soruyu sormadan Zeynep'e tamam ne derdini diyormuşum. Zeynep var ya süpersin. Soru şu. Soru şu. Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde toplanan yukarıda verilenlerden hangileri? Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde toplanan kongrelerin ortak özelliğidir. Hadi bakalım. İki, 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 üç, iki, üç, iki, iki, bir, üç, bir, üç, hepsi. Evet, iki, İbrahimsoğlu, bir, iki, hocam duymadım soru, gidiyor ses. Tamam Neşe, bir daha tekrar ediyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde toplanan kongrelerin ortak özelliğidir?
Şimdi kongrelerin ortak özelliğidir. 1-3 diyen var, yalnız 2 diyen var. Ağırlıklı olarak yalnız 2, 2 ve 3 diyen arkadaşlarımız, yalnız 3 diyenler var. 2, Neşe de 2 dedi. Arkadaşlar, çok güzel. Yalnız 2 cevap. Cevap yalnız 2. Evet. Demek ki dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet. Gerçekten de önemli bir nokta ve bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi açıklamasını da yapayım. Tam bağımsızlık düşüncesini gerçekleştirme diyor. Arkadaşlar bazı kongreler, gerçi anlatmadım ama siz de biliyorsunuz, mandacılık fikri savunuldu. Bakın, manda bir himayeyi savunanlar oldu. Demek ki tam bağımsızlık düşüncesi tam olarak oturmamış kongre. Evet, Balıkesir Alaşehir'de. Evet, kesinlikle bak Mektap da güzel bir şey söyledi. Adam mesela bak hepimiz Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı savaşmaya heder edilmişiz. Ama bazılar diyor ki bunu tek başımıza yapamayız. Güçlü bir devletin desteğine ihtiyacımız var diyor. Birçok kişi. Bazı kongrelerde. Yani mandacılığı savunuyor. Demek ki adamın kafasında tam bağımsızlık düşüncesi oturmamış. Ulusal egemenlik düşüncesi Mustafa Kemal'in katılmadığı kongrelerin hiçbirinde dile getirilmedi. Dikkat edin. Bir tek Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerde tartışılıyordu. Ama her kongre ne diyordu? Burası Türk diyordu. Karadeniz'deki kongre, işte Doğu Anadolu'daki kongreye bakıyorsun, burası Türk vatanı, Ermeni değil. Batı Anadolu'ya bakıyorsun, burası Rumların değil, Türklerin diyor. Oraya gidiyorsun, Ermenilerin değil, Türklerin. Şuraya gidiyorsun, Pontusların değil, Türklerin diyor. Her yerde neyi savunuyorlar? Burası Türk vatanıdır. Dur. Evet. Şimdi, Nermin neyi sordun, anlatamı kaçırdım. Bunlar hangileri? Atatürk'ün katıldı. İşte onları tek tek görüyorsun. Mesela Erzurum'a katıldı. Şimdi konu olarak göreceksin. En sonunda da söyleyeceğim. Nermin. Tek tek Atatürk nerelere katıldı söyleyeceğim. O zaman notumuzu tutalım mı? Bütün kongrelerin üç ortak özelliği. Ya da bir dakika. Şunu şöyle sileyim. Evet. Şunu da sileyim. Evet. Birincisi neymiş? Bütün kongrelerin üç ortak özelliğinden birincisi bölgelerin Türklüğünü savunma. İkinci özellik. Evet. Bakın bütün konu bunun dışında hiçbir şey ortak değil. İşgallere karşı direnişi hedef seçme. Hedef seçme. Bakın ikinci ortak özellik bu. Hepsinde işgallere karşı direnişi hedef seçme. Herkes işgallere karşı direnme kararı alıyor. Zaten kongrelerin eğer bağımsızlık ruhunu verirse bu cümleyi kullanarak söyler. Tam bağımsızlık diyemez. Çünkü bazıları işgallere karşı direnirken ne diyordu? Tek başımıza yapamayız. Kesinlikle güçlü bir devletin desteğine ihtiyacımız vardı. Evet, bütün kongrelerin evet, diğer bir özellik. Kuvayi Milliye'yi destekleme. Evet. Bu üçü dışında hiçbir şey benzemiyor arkadaşlar. Bu üçü ortaktır. Bütün kongreler için bunları söyleyebilirsiniz. Ama tam bağımsızlık, ulusal egemenlik diyemezsiniz. Ha bakın, Kuvayi Milliye'yi destekleme diyor. Arkadaşlar kongrelerin hiçbirinde düzenli olduğuyla ilgili karar yok. Evet. Kesinlikle Mehmet. Evet. Evet Mehmet de benim dediğim şeyi aynen sahnede nasıl geçirdi Mehmet Bey de. Çok klavyeni ya. Evet arkadaşlar dinleyin beni be. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde bak. Ben dedim ki bu bakın ha şunu söyleyeyim. Kuvayi Milliye'yi destekleme dedim ya kongreler döneminde kongrelerin hiçbirinde düzenli orduyla ilgili karar yok. Soru sordum ya 3 tane öncül verdim hangisi ortaktır diye. O öncüllerden birisine bunu da koyabilirdim. Düzenli ordunun kurulma kararlarının alınması. Böyle bir şey yok. Sadece Kuvayi Milliye var. Düzenli ordu kurma kararı meclis açıldıktan sonra gündeme geliyor. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Dinleyin beni be. Bu da önemli. KPSS dedim ki bunu soruya döndürse aslında buna benzer bir soruyu sordu. Bayağı 2002 mi 2003'te kullanmış buna benzer bir soruyu. Ve emin olun bu soruyu bir daha karşımıza çıkarsa birçok kişi gözden kaçırıyor işte.
Siz kaçırmayacaksınız ama. Bütün kongrelerin üç ortak özelliği. Evet. Bölgelerin Türklüğünü savunma, işgallere karşı direniş eder seçimi, Kuvayi Milliyi destekleme. Evet. Bu önemli notu da söyledikten sonra kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Ne diyoruz? Balıkesir, Alaşehir kongreleri. Alaşehir biraz güzel yazılmış ama. Evet arkadaşlar. Balıkesir Alaşehir Kongreleri 25 Temmuz 26 Ağustos 1919. Gerçi ben bunların tarihlerin hepsini söylüyorum da siz sadece ne diyeceksiniz? Tarih mali takmayacaksınız. Ne diyeceksiniz? Şifre. Yani Habesas mi? Habesas mi? Deyin bitti işiniz işte. Tamam. Ha, kronolojide sadece ne şey demiştim hatırlayın. Balıkesir Erzurum yer değiştirdiği zaman dedim. Kronoloji oturuyor. Zeynep sen yok muydun? Ben öyle bir şifre verdim ki. Habesas. Zeynep tuhaf geldi değil mi sana? Habesas mi? Kelimesi. Kurtuluş Savaşı örgütlenme dönemi olayların kronolojik sırasıdır. Hayır esas mı? Ama o şeyden dolayı biz öyle düzenledik. Şimdi Zeynep eğer şey olmazsa dersin sonunda bir şöyle bir gösterim sana. Arkadaşlar sorularda kullanıyor musunuz? Tabii canım kullanacağınız bakın. İşinize yarar yani benden söylemezse. Ha kronolojik olarak gittiğimizden dolayı Erzurum Kongresi'nden 3 gün önce toplanıyor. 3 gün sonra toplanıyor. Onun için burada yazdık. Evet Balıkesir Alaşehir kongreler kim düzenlemiş? Evet Reddi Halk Cemiyetleri'nin düzenlediği kongrelerdir. Evet daha dur daha çok işinize yarayacak ileride. Evet Reddi Halk Cemiyetleri'nin düzenlediği kongrelerdir. Arkadaşlar bakın amaç Batı Anadolu Yunanlara karşı savunma ve Kuvayi Milliyi güçlendirecek kararlar almadır. Güzel bir amaç, güzel bir hedef için toplanmış. Çok güzel. Güzel bir amaç, güzel bir hedef için toplanmış. Ama bakın, bakın falsolu kararlar da alınmış. Evet. Evet, Zeynep, Habesas'ını yazdı Arife arkadaşım. Hazı Amasya, Erzurum, Sivas Amasya görüşmeleri birisi. Son Osmanlı ve Bustanız. Misaki Milli'nden İstanbul'un işgali. Evet. Şimdi bakın Balıkesir Kongresi'nde mandacılık fikri savunulmuş. Pardon aslında tersi. Balıkesir Kongresi'nde padişaha bağlılık bildirilmiş. Alaşehir Kongresi'nde mandacılık fikri savunulmuştur. Evet evet arkadaşlar. Evet evet tam tersi olacaktı. Ama zaten dikkat etmemiz gereken nokta da şu. Bu kongreler mandacılığı ve padişaha bağlılığı ilke edindiğinden dolayı arkadaşlar evet bakayım evet Neşe de belirtmiş çok doğru. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik düşüncelerinden yoksun kongrelerdir diyoruz. Bakın bir tarafta mandacılık savunuluyor bir tarafta padişaha bağlılık bildiriliyor. Arkadaşlar bunu tam tersi olarak düzelteyim de tamam mı şöyle ok işaretiyle yapalım şöyle yer değiştirecek. Balıkesir Kongresi'nde padişaha bağlılık, mandacılık, Alaşehir Kongresi'nde mandacılık fikirleri savunulmuştur. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık düşüncelerinden yoksun iki kongredir diyoruz bundan dolayı. Evet, Atatürk'ün katılmadığını buradan anlayın. Arkadaşlar, Atatürk'ün katılmadığını buradan anlayın. Bu kararlarda. Evet, bu onun için dikkat edilmesi gereken nokta bu. Yani şu düşüncelerden yoksun kongrelerdir diyoruz. Ama Balıkesir Alaşehir Kongresi'nin asıl bir önemli noktası da var. Bunu da birçok kişi gözden kaçırıyor. Arkadaşlar, Batı cephesi, Kuvayi Milliye Komutanlığı bu kongrelerden alınan kararla kurulmuştur. Evet, Batı cephesi, Kuvayi Milliye Komutanlığı bu kongrelerde alınan kararla oluşturulmuştur. Evet. Hani bizim şu İnönü savaşlarımız, Sakarya Meydan Muharebeleri, büyük taarruzları yaptığımız Batı cephesi var ya, ilk kez burada kurulmuş. Tamam mı? Ama ne diyoruz? Kuvayi Milliye Komutanlığı diyoruz. Niye? Çünkü düzenli ordular olmadığı için Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı olarak kuruluyor. Düzenli ordular kurulunca düzenli orduya dönüştürülüyor Batı cephesi. Evet, Balıkesir Alaşehir kongrelerle ilgili bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet.
Şimdi önemli bir noktaya daha gidiyoruz. Sivas Kongresi. Evet. Burada bayağı bir şeyi yine tartışmaya başlayacağız. Çağrısı nerede yapılmıştı? Sivas Kongresi'nin çağrısı. Nerede yapılmıştı? Amasya, evet. Amasya genelgesinde çağrısı yapılmıştı. Evet. Hem toplanması bakımından hem alınan kararlar bakımından ulusal kongredir denir. Evet, dinleyin beni be. Toplanması bakımından neden ulusal? Toplanması bakımından neden ulusal? 34 kişi. Ama Erzurum'a 35 kişi Zeynep. Her yerden diyeceksin. Ha. Çünkü 54 kişi Erzurum'a katıldı. Ama sadece ne? Doğu Anadolu delegeler. Her yerden delege geldiğinden dolayı arkadaşlar bu kongre hem toplanması bakımından hem alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir diye geçiyor. Evet. Yurdun her yerinden gelen delegelerin katılımıyla oluşmuştur. Evet. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Alınan ulusal kararlar ama. Bakın Erzurum Kongresi'nde alınan ulusal kararlar aynen kabul edilmiştir. Dikkat edin, ulusal kararlar. Sadece onlar. Aynen kabul edilmiş. Ya zaten bakın dikkat edin dedim ya. Erzurum Kongresi kararları artık bundan sonra hep onlar devam ediyor diye. En güzel kanıtlarından bir tanesi o. Gerekli her şey orada alındı zaten. Ulusal kongre düzenledik ama aynısı kabul edildi zaten. Eklenecek bir şey yok dedi. Ha ekstradan bir şeyler oldu tabii ki. Örneğin bütün ulusal cemiyetler bir çatı altında toplanmıştır. Ortak adı ne oluyor? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluyor. Bakın ortak adı bu oluyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Neden birleşti? Bir çatı altında neden birleşti? Tek bir elden Kurtuluş Savaşı'nı idare etmek için. Evet. Bütün ekstradan olanları Erzurum Kongresi'nde ekstradan olanları söylüyoruz. Dışında yani. Evet. Mandacılık fikri kesin olarak reddedilmiştir. Arkadaşlar. Kesin olarak reddedildi. Demek ki mandacılık fikri nerelerde savunulmuştur derse, mandacılık fikri pardon, nerelerde tartışılmıştır derse Erzurum ve Sivas'ta tartışılmıştır. Arkadaşlar hele ki Sivas Kongresi'nde özellikle, bakın şuraya yazacağım, Amerikan mandacılığını savunanlar sert bir muhalefet yaptı. Evet, Amerikan mandacılığını savunanlar sert bir muhalefet yaptı. Hatta durum öyle bir şekle geldi ki, zaten onu belirteceğim şimdi, ismi yazacağım ben de. Arkadaşlar neredeyse Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal baktı ki ortama, bunlar harbiden mandacılığı kabul edecekler ha dedi. Bakın ortam ona gidiyor. Bunlar mandacılığı böyle kabul etmek için kulis mulis oluşturmuşsa, kongrede neredeyse bu karar çıkacak. Mustafa Kemal hemen bir söz hakkı istedi. Ve kalktı ayağa bir konuşma yaptı. Dedi ki, her ne şekilde olursa olsun, hiçbir biçimde manda ve himayeyi kabul etmeyeceğiz dedi. Ya istiklal ya ölüm dedi, yerine oturdu. Evet ve bir daha da bu konu gündeme alınmadı. Kesin olarak reddedildi. Evet, Sivas Kongresi'nde mandacılık konusunda muhalefet eden kişi, başı çeken kişi Halide Edip adı var. Amerikan mandacılığını. Müthiş şekilde savunuyordu arkadaşlar. Evet, Amerika mandacılığını müthiş şekilde savunuyordu. Ha, burada dikkat etmemiz gereken bir şey söyleyeceğim. Bakın. Şunu da yazayım da arkadaşlar. Onun üzerine söyleyeyim. Evet. Başkanlık diyelim. Niye yazmadı? Pardon. Evet. Evet, şimdi. Arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde ulusal mücadeleyi yok Zeynep değişmedi. Bak Halide Edip adı var daha sonra biraz uzaklaşıyor Mustafa Kemal'den. Hatta bir ara çok iyilerdi. Halide Edip adı var hatta Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal yanındaydı. Hatta onbaşı rütbesi bile ne verildi. Çavuş rütbesi bile ne verildi Halide Edip adı var'a. Ama daha sonra uzaklaşıyor. Tabii bu düşüncelerinden dolayı. Hatta Amerikan ajanlığıyla bilene suçlanıyor bir dönem. Tabii canım böyle ilginç bir şey de oluyor da onlar derin konular. Şimdi dinleyin beni be. Sivas Kongresi'nde ulusal mücadeleyi
Ulusal mücadeleyi başlatanlar iki konuda sorun yaşamıştır. İki konuda. Evet. İki konuda sorun yaşamıştır. Birisi mandacılık, diğeri başkanlık konusu. Bakın, dinleyin beni be. Ama Türkçülükte değil. Turancılık fikirlerini çok, ilk başta Turancı, sonra Türkçü oluyor ama bu Amerikan vari tavalarından dolayı deniyor. Başka meseleler de var. Daha sonra uzaklaşıyor. Bunun eşi Adnan adı vardı. Zaten Mustafa Kemal'e muhalefet eden ilk partinin kurucular arasında yer alıyor. Bakın arkadaşlar. Ulusal mücadeleyi başlatanlar Sivas Kongresi'nde iki konuda sorun yaşıyorlar. Yani birbirimize giriyoruz. Birisi mandacılık, diğeri başkanlık konusu. Ulusalcıların birbirleriyle çakıştı. Muhalefete düştü iki konudur bu. Bakın bunun birini sordu. Adam dedi ki mesela KPSS sınavda Sivas Kongresi'nde aşağıdaki meselelerin hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır dedi. Vermiş temsil heyetin oluşturulması, cemiyetlerin birleştirilmesi bilmem ne falan. Şıklara da şunu koyun. Mandacılık fikrinin önerisi. Evet bu konuda sorun çıktıydı. Tutar bunu öncülü bir soru yapar. Bir, mandacılık fikrinin önerisi. İki, başkanlık seçimi. Üç, cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi. Sivas Kongresi'nde hangi meselelerde sorun yaşanmıştır der. O zaman bir, iki diyeceksiniz siz. Başkanlık ve mandacılık konusunda. Rauf Orbay da başkanlık konusunda muhalefet yaptı Sivas Kongresi'nde. Evet. Beni değil, beni, yani onu değil, beni başkan seçin dedi. Karşısında aday olarak çıktı. Ve ne derler biliyor musunuz? Bir oyla Mustafa Kemal kazanıyor diyorlar. Bir oyla başkanlığı. Evet. İşte bu iki konuda Sivas Kongresi'nde sorun yaşanmıştır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu iki konuda. Başkanlık ve mandacılık. Tamam mı? Rauf Orbay başkanlık konusunda muhalefet yapıyor. Halide Edip Adıvar'da mandacılık konusunda muhalefet yapıyor. Evet. Amerikan mandacılığını. Demek ki mandacılık fikri kesin olarak nerede reddediliyor arkadaşlar? Sivas Kongresi'ni. Evet bir oyla. Mustafa Kemal kazanıyor bir oyla. Kurtuluş Savaşı'nın başkanı kim olacak? Evet. Kongrenin başkanı kim olacak değil mi? Bunlar, bu konuda böyle bir muhalefet oluyor ve bir oyla Mustafa Kemal kazanıyor. Evet. Ya, yavaş yavaş çıkıyor. Zaten Rauf Orbay her dönemde Mustafa Kemal'e muhalefet olacak zaten. Evet. çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Temsil heyeti ulusal hale getirilmiştir. Ve TBMM açılıncaya kadar bir hükümet gibi hareket etmiştir diyor. Arkadaşlar çok önemli bir noktaya geldik. Temsil heyeti ulusal hale getirilmiştir ve TBMM açılıncaya kadar bir hükümet gibi hareket etmiştir diyor. Arkadaşlar ilk önce şunu konuşalım. Ulusal hale geliyor. Bakın, ulusal hale getirilmiştir ki hatta şöyle o işareti çıkaralım. 16 kişilik bir heyet oluyor. Üye sayısı 16'ya çıkıyor arkadaşlar. Erzurum'da 9 kişiydi. Burada 16 kişiye çıkıyor üye sayısı. Ve bütün yurdu temsil eder diyor. Bunu söyledik. Arkadaşlar, görev süresine çok dikkat etmenizi istiyorum. Temsil heyetinin görev süresi. TBMM açılınca bitiyor. Dikkatli olun bakın. Bundan dolayı çok karıştırıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda ki başarılarda falan temsil heyetinden hiçbir şekilde bahsedilmez. Çünkü TBMM açıldığında görev süresi bitmişti. Bazen yanıltıcı sorular soruyorlar. İşte hangisi İşte TBMM'nin başarısı veya diyor ki aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları ile ilgili değildir diyor. Veriyor 1. İnönü Savaşı'nı. Temsil heyetinin etkinliği artmıştır diyor mesela. Heh, temsil heyetinin etkinliği artmıştır diyor. Cevap bu. Böyle bir şey yok. Temsil heyeti yok çünkü. Değil mi? TBMM'nin etkinliği artmıştır. Onun için dikkat edin. Görev süresi TBMM açıldığında bitiyor. Tabii ki TBMM'nin etkinliği artar. Böyle Kurtuluş Savaşı'nda cephelerle ilgili sorularda falan buna dikkat edin tamam mı? En çok orada karıştırıyorlar. Temsil heyeti yok orada. Temsil heyeti yok. Temsil heyeti TBMM açıldı. Görev süresi bitti. Diyor ki bir hükümet gibi hareket etti diyor. Bakın bir hükümet gibi hareket etti. Bunun en güçlü kanıtı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet. Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutan olarak atanması temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiğinin kanıtıdır.
Evet, işte buna çok dikkat edin. Bir atama yapmış. Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutan olarak atanmış. Neyin kullandığının göstergesi? Yürütme yetkisini kullandığının göstergesi. Bu da neyin işareti? İşte hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesidir. Değil mi? Ama burada çok önemli ince bir nüans, ayrıntı. Dikkat edin. Buna çok dikkat edin. Temsil heyeti sadece yürütme yetkisini kullanmıştır. Yasama ve yargıyı kullanmamıştır. Unutmayın. Önemliydi. Çok önemliydi. Temsil heyeti sadece yürütme yetkisini kullanmıştır. Kesinlikle yasama ve yargı yetkilerini kullanmamıştır. Sadece ne yürütme yetkisi. Onun da en güçlü kanıtı atama yapmaz. Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanına atanmaz. Değil mi? Arkadaşlar, Batı Cephesi ile ilgili nerelerde karar alınmıştır diye bir soru gelirse ne dersiniz? Batı Cephesi ile ilgili nerelerde karar alınmıştır? Örgütlenme döneminde Batı Cephesi'nde nerelerde karar alınmıştır diye bir soru sorarsa ne diyeceksiniz? Nerelerde karar alınmış oluyor? Sivas Kongresi'nde başka? Balıkesir Alaşehir Kongresi'nde. Sivas, Balıkesir Alaşehir. Evet. Erzurum Kongresi'nde Batı Cephesi ile ilgili bir karar yok mesela. Böyle sorulara da dikkat edin. Balıkesir'de kurulma kararı alıyor Batı Cephesi ile ilgili. Burada da atama yapılıyor. Düzen ve komuta birliğini sağlasın diye Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanına atanıyor. Ve bu da yürütme yetkisini kullandığının göstergesidir. Evet. Temsil heyeti. Ulusal hale geri gelmez. İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi başarısını da kazanıyor. Bu da çok önemli. Ulusal hale geri gelmez İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi başarısını kazanıyor. Nasıl? Damat Ferit hükümetini düşürerek kazanıyor arkadaşlar. Evet. Damat Ferit hükümetini düşürmesi. Hatta nasıl düşürüyoruz biliyor musunuz? Haberleşmeyi keserek. İstanbul hükümetiyle her türlü resmi haberleşmeyi keserek ilk siyasi başarısını kazanıyor. Damat Ferit hükümetini düşürerek temsil etti. İlk siyasi başarısını kazanıyor dedi. Arkadaşlar önemli. Damat Ferit hükümetini düşürmek. İlk siyasi başarı. Haberleşmeyi keserek dedik. Bakın buna da çok dikkat edin. Ya bir dakika, biz bu damat Ferit'i niye görevden almaya çalışıyoruz ha? Bunu niye de görevden alıyoruz? Bunu niye düşürüyoruz? Derdimiz ne bu adamla? Hı? Niye görevden alıyoruz? Evet, milli mücadele karşıtı değil mi? Ya bu adam tam bir vatan haini. Ajan, İngiliz, hatta dedim ya bir ara size. Ben niye İngiliz doğmadım diye hayıflanıp duruyor. Ya adam Atatürk'e değil, adam Anadolu hareketine komple düşman ya. Acayip bir tip bu adam. Evet. Ali Galip olay denilen bir olay oluyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Onun o bardağı taşıran son damla olunca bizimkiler ne yapıp ne edip bu adamı görevden almak lazım diyor. Aldırttırmak lazım diyor. Nasıl aldırtacağız diyorlar. Haberleşmeyi kesiyoruz İstanbul hükümetiyle. Tuttular haberleşmeyi kestiler. Arkadaşlar ve bu İstanbul hükümeti üzerinde bir baskı yarattı. Niye? Çünkü Anadolu'yla İstanbul arasına bir duvar girdi. Bu taraf Anadolu, bu taraf İstanbul. Yani Anadolu artık İstanbul'un olmuyor. Bir de arkadaşlar haberleşme kesme olayına şöyle dikkat edin. Dönemin koşullarına göre düşündüğünüz zaman, dönemin koşullarını düşündüğünüz zaman haberleşme kesmek o kadar kolay ki. Git telgraf telini kes. Değil mi? Bir iki tane de güvercin öldür. Postacı köşede bir yere sıkıştı, ağzına bir iki tane şamar vur, bayıp da orada. Aha bitti haberleşme. İki dakikada haberleşme bitti. Değil mi? İki dakikada haberleşmeyi bitirebiliyorsun. Ha. Arkadaşlar dinleyin beni be, dinleyin beni be. İşte bu İstanbul hükümeti üzerinde öyle bir baskı yarattı ki. Adam Anadolu'yu kaybetti ya, haber alamıyor. Anadolu'da ne oldu? İsyan mı çıktı, savaş mı çıktı, buraya mı geliyorlar, dağıldılar mı? Hiçbir haber yok. Kontrolü kaybediyor Anadolu'da. Kontrolü kaybedince de damat Ferit'e gidip diyor ki İstanbul hükümeti yani devlet hükümeti başındaki kişiler kusura bakma damat in aşağı diyorlar. Ve bu adamı görevden alıyorlar. Yerine de Ali Rıza Paşa diye bir adamı getiriyorlar. Daha ılımlı, daha yumuşak bir adam. Damat Ferit'e göre. Evet. Bu adamı hükümetin başına getiriyorlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar haberleşme kesme olayı İstanbul üzerinde öyle bir baskı yaratıyor ki biz de bunu kullanıyoruz. Tam 3 kez haberleşmeyi kesmişiz Anadolu hareketi olarak İstanbul'da. Baktık iyi işe yarıyor. Zırt 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 haberleşmeyi kestik. Hangi olaylarda kestik? Onlar konusu geldikçe tek tek
Hatırlatacağım. Hatta ikinci kez kesildi diyeceğim. Birincisini size soracağım. Ne zamandı diye. Üçüncüsü kesildi derken ilk ikisi neredeydi diye size soracağım. Haberleşme kesme olayını bir baskı unsuru olarak yapıyoruz. Bağımlılık yapıyor. Doğru Mehtap. Hoşumuza da gidiyor ha. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu diyoruz. Evet. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde almış olduğu bir kararla İrade-i Milliye gazetesini çıkarmıştır. Evet dağılımı göreceğiz şimdi. İrade-i Milliye gazetesi. Niye çıkardık gazeteyi? Evet buyurun. Niye gazeteyi çıkardık? Niye? Amacımız ne? Niye gazete çıkarıyoruz? Hedefimiz ne? Halka duyurmak. Halkı olanlardan haberdar etmek. Diğer uluslararası duyuşun. Evet çok güzel. Daha rahat yayılmak. Nasıl daha rahat yayılmak Nermin? Kararları yaymak diyelim Nermin. Sesimizi duyurmak. Çok güzel. Ama bir şey daha unutmayın. Kesinlikle. Evet. 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 İstanbul basınına karşı milli basın oluşturmak. Evet. İstanbul basınına karşı milli basın oluşturmak arkadaşlar. Evet. Dinleyin beni be. İstanbul'da nasıl bir basın var? İstanbul basını ne? Ha bekle. İstanbul basını ya. İstanbul'da nasıl bir basın var Zeynep biliyor musun? Vatan haini bir basın var ya. İstanbul'da çıkan ulusal mücadele karşıtı gazeteler var. O gazetelerin hepsini göreceksiniz şimdi. Ha geliyor. O gazetelerle ilgili yorumlar yaptıracağım bazılarıyla ilgili. Birisi seneye geçen sene soru oldu. Dinleyin bir. İstanbul basını dediğimiz yani Zeynep Anadolu hareketine karşı olan basında öyle vatan hainleri var ki Anadolu aleyhinde kötüleyici haberler yapıyorlar. Ya bırakın kötüleyici haberleri hakarete varan, küfre varan haberler yapıyorlar. Dinsizlikle suçluyorlar Anadolu'yu. Ya siz Peyami Sabah gazetesini biliyor musunuz mu? Peyami Sabah gazetesi. Onun sahibi ve baş yazarı vardı. Evet. Neydi? Ali Kemal denilen bir adam vardı. Ali Kemal. Gazetesinde attığı bir mahsette ne diyor biliyor musunuz mu? Şanlı Yunan ordusu bugün İzmir'e çıktı. Evet. Adamın gazetesinde attığı başlık bu ya. Şanlı Yunan ordusu İzmir'e çıktı dedi. Böyle bir haber yapmış bak. Hatta arkadaşlar dinleyin bir Ali Kemal dediğimiz bakın. Çıkardığı gazetesinde köşe yazısında kullandığı cümleye bakın. Vay be. Yunan ordusunun ilerleyişi için hep beraber dua edelim diye. Evet. Yunan ordusunun ilerleyişi için hep beraber dua edelim diyerek bir haber köşe yazısında bir cümle kullanıyor. Tamam Zeynep. Evet arkadaşlar bakın böyle gazeteler var işte. Bunlar var ya. Adam diyor ki Yunan ordusunun ilerleyişi için hep beraber dua edelim. Anadolu üzerine geliyor ya Yunan orduları. Bunu o kadar faydalı bir olay görüyor ki. Böyle haberler yapan birçok gazeteci var. Bu arada Ali Kemal'i yakaladılar biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı bitince. O sıralarda Ali Kemal yakalandı. Evet. Ali Kemal yakalandı Ankara'ya. İstiklal mahkemelerine yargılamak için getirilirken Adapazarı'nda halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Evet. Öldürürken de kan çıkmadı çünkü kansızdı. Arkadaşlar dinleyin beni be. Tabii tabii. Böyle bir ölümü hak etti. Vatanı bu şekilde satmaman lazımdı değil mi Ali Kemal? Olur mu böyle? Şanlı Yunan ordusu için ilerleyiş için hep beraber dua edelim demek olmaz. Değil mi? Şimdi Yunan ordusuyla öbür tarafta sırtaki yapıyor. Evet. Demek ki gazete çıkarmamızın hedeflerinden bir tanesi de buymuş. Milli basın oluşturmak ve halkı duyurmak. Neşe sen yine de terbiyeni bozma. Devam et. Evet arkadaşlar. Bu adamın torunu, Ali Kemal'in torunu Londra Belediye Başkanı'dır. Neydi adamın? Johnson. Ne Johnson'dı? Johnson bilmem neydi. Evet. Bu adamın torunu Londra Belediye Başkanı. Unutmayın. Evet. Ali Kemal'in torunu. Evet. Dinleyin be arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Yok. İlginç bir adamdır. İnternetten bakın. Johnson neydi ya? Johnson soy ismini hatırlamadım. Londra Belediye Başkanı kim diye bir yazın. Karşınıza çok garip bir tip çıkacak. Arkadaşlar. Ali Kemal'in torunu. Çankırılı. Çankırı'da Belediye başkanı seçildikten sonra gelmiş Çankırı'da memleketini ziyarete. Ama tabii ki dinleyin beni be arkadaşlar.
Çankırılı ya, Çorumlu değil. Hani Çankırılıymış. Bizim bir tane öğrencimiz var burada şu anda. Böyle bir konu oldu. Hocam dedi, Ali Kemal bizim köylüydü dedi. Dedim olabilir. Evet. Boris Johnson ha. Boris Johnson. Buldun mu Ferah? Evet. O adam Londra Belediye Başkanı. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu adamla ilgili bir şey söyleyeyim de öyle derse devam edeyim. Şimdi bu adamın tipi çok acayip bir tiptir arkadaşlar. Evet, tipi. Saçlarının Ferah baktıysan saçlar birbirine karışıktır böyle. Tuhaf bir tipi vardır. Bu adam Londra Belediye Başkanı seçildikten sonra bir İngiliz gazetesinde şöyle bir haber çıktı. Dinleyin beni bir. Saçları dağınık ya taranmamış böyle tuhaf bir tipi var saçlarının. İngiliz gazetesinde şöyle ilginç bir haber çıktı. Diyor ki bunların diyor sülalece berberlerle ilgili bir sorunu var galiba diyor. Bu başlığı niye atmış biliyor musunuz? Ali Kemal bir berber dükkanında yakalanmış. Evet. Evet. Ali Kemal bir berber dükkanında yakalanmış. Ve İngiliz basında böyle bir haber yapmış. Bunların berberlerle ilgili bir sorunu var galiba diye. Evet arkadaşlar. Dinleyin beni ve evet. Gazetelerden yine bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi konumuza geri döndük. Temsil ile ilgili. Evet. Evet. Huriye. Devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Evet. Gıyabında görülen bir mahkeme tarafından Mustafa Kemal tutuklanacaktı yakalandığı yerde. Evet. Böyle bir karar aldı. Tabii kimse de bunu yapamadı. Adamın İstanbul hükümeti de böyle bir karar alıyor. Ya elinde ordun yok, mordun yok, hiçbir şey yok. Her şeyi dağıtmışsın, silahlarını teslim etmişsin. Mustafa Kemal'i tutuklayacağız diyorlar. Evet. Evet, Feda öyle diyor kendisi. Kesinlikle. Ali Galip olayını duydunuz mu arkadaşlar? Ali Galip olayını. Evet. Harput valisi Ali Galip'in Sivas Kongresi'ni basma girişimidir. Damat Ferit'in emriyle. Başarılı olamamıştır ve kaçıp gitmiştir. Evet. Yani Harput valisi Ali Galip dediğimiz adam arkadaşlar damat Ferit'in emriyle geliyor Sivas Kongresi'ni basacak. Hatta Sivas valisiyle görüşüyor bilmem ne oluyor. Sivas valisi diyor ki Ali Galip'e Mustafa Kemal'i mi almaya geldin? Evet diyor. Sivas'ın içinde git al hadi diyor. Ali Galip orada bir oyuna geleceğini anlıyor ve kaçıp gidiyor. Şimdi Sivas Kongresi bu şekilde toplandı arkadaşlar ve bu önemli kararlar, önemli faaliyetler. Özellikle şurada var ya bakın, şu maddeler var ya altını çiziyorum. Temsil heyetinin faaliyetleri olarak geçiyor arkadaşlar şu Ali Galip olayı hariç. Bu faaliyetlerine dikkat edin. Pardon, bir de sondaki şey de hariç çizdim. Şu üçü yuvarlak içine aldığım durum temsil heyetinin Sivas Kongresi'ndeki en önemli faaliyetleridir. Ya var ya siz Sivas Kongresi'ne aküp deyin çıkıyor. Aslında Sivas Kongresi için bunu bilmeniz yeterli ha. Aküp. Aküp ne? Ya aslında buraya dur. Üç tane A demek. Bak aküp. Bunun üzerine 3'ü koyamam ama yanına 3 koyacağım. A3 diyelim biz. Ne demek A3? 3 tane Ali oldu. Ali Fuat Cebesoy'un atanması. Dur şöyle ayırayım. Ali Fuat Cebesoy'un pardon atanması. Böyle atanması. Altına evet. Ali Rıza. Ali Rıza hükümetinin kurulması nokta 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 altına evet Ali Galip olayı. Evet. Ali Galip olayı. Nokta nokta Ali Galip olayı. Ali Fuat Cebesoy'un atanması, Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması, Ali Galip olayı. Sivas Kongresi çıktı işte. Alın bu. Ali Kemal'i de karıştırmasın buna. Bu işte Akif din çıkıyor. %70'i çıkıyor ha. Bir de şeyi bilin işte temsil heyetinin gerçi hepsini söyledik ya aslında. İşte hangi konularda sorun çıkmıştı? Başkanlık, mandacılık bu konuda tartışmalar oldu. Bitti Sivas Kongresi ile istediği kadar soru sorsun size. Bu üçünü de sordu bu arada ha. Evet üçünü de sordu. Şöyle parantezi de kapatalım da. Evet. Akif. Üç Ali oldu. Bunu deyin var ya Sivas Kongresi çıkıyor ha.
İlk siyasi başarı Ali Rıza hükümeti kurması. Hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesi Ali Galip olayı. Evet Neşe. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gazeteler olayına geliyoruz. Şimdi bak bu gazetelerle ilgili birazcık konuşacağız sizlerle. Evet, ulusal mücadele yanlısı basın yayın organları, ulusal mücadele karşıtı basın yayın organları. Şimdi bu gazetelerle ilgili önemli bazı açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Mesela İrade-i Milliye gazetesi. Burada arkadaşlar şunu hemen belirtelim. Bazılarını da böyle belirteceğiz. Bakın kimin yayın organı? Evet. Temsil. Evet. Kısaca evet, temsil heyetinin yayın organıdır bu. Evet. Temsil heyetinin yayın organı. Evet. Yanlılara devam ediyoruz. Evet. Hakimiyeti Milliye. Karşısına neydi yazıyorsunuz? TBMM'nin yayın organı. Bakın. Evet. Hakimiyeti Milliye. TBMM'nin yayın organı. Evet. TBMM'nin yayın organı. Devam ediyoruz. Ulus. Açıklaması gerekenleri hemen açıklıyor. Albayrak, Albayrağı da şöyle deyin. Erzurum Kongresi'nden sonra Doğu Anadolu'da çıkıyor. Evet. Erzurum Kongresi'nden sonra Doğu Anadolu'da çıkan bir gazetedir. Erzurum'da çıkıyor hatta ya. Doğu Anadolu'da derken Erzurum Kongresi'nden sonra evet Erzurum'da çıkan ilk gazete. Albayrak gazetesi. Bakıyoruz. Açık söz. Açık sözün karşısına bir şey yazın. Ne diyeceksiniz açık sözle ilgili? Duydunuz mu bakayım bir. Açık Söz gazetesi. Albayrak. Yücel. Albayrak. Erzurum Kongresi'nden sonra çıkarılan gazete. Albayrak gazetesi. Açık Söz Kastamonu'da çıkıyor. Çok güzel. Söz. Açık göz mü demiş? Söz. Açık söz ya. Yani bu var ya. Açık söz. Açık söz. Evet. Göz değil, söz. Kastamonu'da çıktı doğru Arife. Hocam İrade-i Milliye değil mi? Hayır Sivas'ta çıkıyor İrade-i Milliye Yücel. Daha yeni söyledim ya. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılıyor diye temsil heyetine. Albayrak Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum'da çıkıyor. Yücel ona dikkat et be. Tamam. Açık Söz gazetesi sorulacak soru. Maddik, ya o şey yapma yani İrade-i Milliye Sivas Kongresi değil de arkadaşlar İstiklal Marşı kabul edildikten sonra ilk yayınlanan gazetelerden bir tanesidir. Evet. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra ilk bu gazetede yayınlanmış. Çıkacak soru. Evet. Yücel yani Albayrak Erzurum'da çıkıyordu Anadolu'da. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra çıkan ilk gazete. Yani bu gazetede yayınlanıyor. Açık gözde değil, açık sözde. Mehtap. Söz, açık söz olacak. Tamam mı? Evet. Ceride-i Resmiye, resmi gazetemiz var ya bugün devlet kanunundan yayınlandı. O gazetedir. Evet. Anadolu Ajansı. Aha buna da dikkat edin. Halide Edip Adıvar'la Yunus Nadi kuruyor. Evet. Halide Edip Adıvar'la Yunus Nadi'nin kurduğu bir haber ajansıdır. Mustafa Kemal onayıyla kuruluyor. Buna dikkat edin. Ya evet Ankara'da kuruluyor Anadolu Ajansı Yücel. Ama dediğim gibi Halide Edip adı var Yunus Nadi. Atatürk'ün tabi onayı oluyor. Ama kurucuları arasında bunlar gösteriliyor. Halide Edip adı var Yunus Nadi. Anadolu Ajansı'nın kurulması. Yeni Gün Gazetesi evet İktam Minber arkadaşlar. Aha buna da dikkat edin. Mustafa Kemal ile Fethi Okyar'ın çıkardığı gazete. Evet. İşte minber vardı geçen yıl. İşte bu. Çıkan bunu sordu. Şunu sordu. İrade-i Milliye'yi kullandı. Şıklarda Anadolu Ajansı vardı. Hangisi karşıtları sorarken. Minbere çok dikkat edin. Mustafa Kemal Fethi Okyar. Evet. Aynen geçen sene bunların notlarını tuttururken bunu belirttim. Arkadaşlar 2012'de sınav sorumuz oldu. Evet. Minber. Evet, kesinlikle. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar'ın çıkardığı gazete. Minber. Yok hiç belli olmaz. Zeynep var ya soruyor soruyor. Benzerini sordu. Tasvir-i Efkar diye de bir gazetemiz var.
Bunlar arkadaşlar ulusal mücadele tarafları, yayın organları diye geçiyor. Uzatılabilir de ama bu kadar yeterli. Bir de karşıtlarına bakalım. Ne yazdın Mettap? Ne yazdın? Okumaya çalışıyorum. kızının gözlerinden öp. Yok olur mu ya? Onlar bir tane. Onlar ne yapsa haklıdır. Evet. Petrol geldi Atatürk çıkardı minbere. Tamam mı? Buna dikkat edin. Mettap. Evet. Karşıtlarına bakıyoruz. Peyam-ı Safa. İşte daha yeni söyledim olay. Peyam-ı Safa değil ya. Peyam-ı Sabah. Peyam-ı Safa diye geçiyor da gerçekten. Biz ama yine de şöyle düzeltelim. Sabah, Peyam-ı Sabah. Ben bunları bir kontrol edeyim, bunları bir azarlayayım. Peyam-ı Sabah gazetesi. Sefa değil, orada akıllar gitti herhalde yazarken. Peyam-ı Sabah gazetesi arkadaşlar. Evet, işte Ali Kemal'in gazetesi. Evet, Ayde'de. Bu Ayde'de şey gibi duruyor ha, karikatür dergisi gibi. Sanki şey ha, Ulusal Mücadele Karşıtı Çocuk Dergisi gibi duruyor. Edebiyatçılar bilir diyor Ferah Nur. Yok yok. Ufak hata. Alemdar. Evet. Ümit Dergisi. İstanbul Türkçe Gazetesi ve Zafer Gazetesi. Ulusal Mücadele Karşıtı gazetelerdir. Çoğaltılabilen bu kadar yeterli. Evet. Peyam-ı Safa'yı şıklarda kullandı arkadaşlar. Evet, Peyam-ı Sabah iki kere şıklarda geçti. İşaret koyduklarımda kullanılmıştır şıklarda. Tamam mı arkadaşlar? Evet, işaret koyduklarım sınavda karşımıza çıkmıştır. Yani isim olarak Yeni Gün'de şıklarda vardı. Karşıtı tarafları gibi bir soru. Ha, 2010'da sormuşlardı. TBMM'nin yayın organı olan, yarı resmi yayın organı haline gelen gazete hangisidir diye sormuştu. Hakimiyeti Milliye'ydi. Cevap. Şıklarda işte Yeni Gün, Ulus, İrade-i Milliye falan da vardı arkadaşlar. Evet, Zafer'e çok dikkat edin burada. İstanbul Türkçe Gazetesi ile Zafer'e çok dikkat edin ha. Evet, karşıt bunlar. Tamam mı? Yeni Gün'ün özelliği ne hocam? Yeni Gün'ün yani öyle bir özelliği yoktu. Yani çıkan bir gazetemizdi bu da. Yeni Gün gazetesi de yani hepsiyle ilgili hani birer ikişer özellik söyleme böyle İmre Doğru anlatır gün çıkardı. Yani böyle hani öyle aha, özellikle anlatabileceğimiz noktası yok. Mesela Anadolu Ajansı'na dikkat edin. Hakimiyeti Milliye, İrade Milliye, Temsil Eğitim Yayın Organı TBMM yani buna dikkat edin. İşte İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Açık Göz Söz Gazetesi. Evet evet. Yani böyle özelliği olan gazeteleri ben zaten söyledim. Bunlara dikkat edin yeterli. Minbere tekrar dikkat edin ne olur ne olmaz. Evet, Ankara'nın ilk günlük gazetesi Yeni Gün. Arifemiz de bunu belirtmiş. Ankara'da çıkıyor doğru. Açık Söz çıkacak ben de şüpheleniyorum. Anadolu Ajansı'yla da Açık Söz'den şüpheleniyorum. Halide Edip Radıvan kurdu diye çıkabilir. Anadolu Ajansı'yla Açık Söz. Evet. Gazetelerimiz bunlar. Dediğim gibi dönem dönem gazetelerle ilgili sorularımızı gördük. Yani çok öyle zorlayıcı bir soru da gelmedi arkadaşlar. İşte Minber geçen seneki sınav sorusuydu. 2010'da TBMM'nin yayın organlarına gelen gazeteler dedi. Hakimiyeti Milliye sordu. Peyam-ı Sabah Anadolu Ajansı Hakimiyeti Milliye hangisi ulusal mücadele karşıtıdır diye sordu. Yok, hangisi ulusal mücadele yanlısıdır diye sordu. Böyle sorular gitti. Tabii canım, Mehtap çok doğru söylüyorsun. Takma isimlerle kullanıyorlar. Bakıyoruz, Ulus Gazetesi bir dönem geçerliydi. Hakimiyeti Milliye Cumhuriyet Gazetesi. Evet, bakıyoruz. Anadolu Ajansı günümüzden geçerli. Ceride-i Resmiye resmi gazete olarak devam etti. Evet, Ulus. Ulus çok uzun yıllar devam etmiş bir gazetedir. Evet. Cumhuriyete dönüyor Hakimiyeti Milliye arkadaşlar. Anadolu Ajansı devam ediyor. Bunlar.
Yani Zeynep, bunlar piyasada çok abartılı bir şekilde ayrıntılı sorular. Çıkmışsından sorularına bakın, hiçbir sıkıntı yok soru. Açık ve net soruyor. Evet, devam ediyoruz. Amasya görüşmeleri. Şimdi arkadaşlar, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu dedik ya arkadaşlar. Dinleyin beni. Yani kimler? Neşe, onu mu sordum? Pardon. Ne dedim? Anadolu Ajansı devam ediyor. Ceride-i Resmiye devam ediyor. Resmi gazete olarak devam ediyor. Ulus uzun yıllar devam etmiş bir gazetedir. Şu anda yok. Bir ara çıktı, geri gitti. Hakimiyet-i Milliye Cumhuriyet Gazetesi olarak devam ediyor. Evet. Hatta bir dakika. Ulus Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliye. Yok ya, Hakimiyet-i Milliye Cumhuriyet olarak. Evet, isimler böyle devam ediyor yani. Evet, Amasya görüşmelerini tartışacağız. Gazetelerimizde bahsettik. Şimdi dedik ki protokolü 20-22 Ekim 1919'da. Amasya görüşmeleriyle Amasya genelgesini birbirine karıştırmayın ha arkadaşlar. Niye? Çünkü isimden dolayı karıştırılıyor. Şöyle bir karıştırma oluyor. Genelde hep karşılaştığımdan dolayı uyarıyorum. Adama mesela soru soruyorsun. Basit bir soru. Ulusal egemenlik düşüncesi ilk kez nerede dile getirilmiştir? A şıkkına Amasya görüşmelerini koyuyor. Adam Amasya'yı okur okumaz işaretliyor. Tamam mı? Amasya'yı okur okumaz işaretliyor. Böyle karıştırılıyor. Sonra bir bakıyor, Amasya görüşmesiymiş o. Dikkat edin, bundan dolayı çok karıştırılıyor. Sadece onu söyledim yani, karıştırma isimden dolayı. Bazen genelge görüşme, görüşme genelge gibi okunuyor. Ona dikkat edin yeterli. Ne olur ne olmaz, bazen böyle kullanılır arkadaşlar. Böyle A şıkkına da koruyor. Amasya'yı okuyan adam direkt işaretliyor. Görüşmeyi göremiyor yani. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Evet. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümetiyle bakalım ve temsil heyeti arasında gerçekleşen görüşmedir diyoruz. Arkadaşlar şu Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu ya. Bu adam ılımlı bir adam. Yumuşak bir adam. Anadolu hareketine damat ilk gibi keskin bir şekilde yaklaşmıyor. Keskin bir şekilde yaklaşmıyor. Ne diyor? Ya diyor, şu Anadolu hareketini başlatanların dertleri neymiş diyor. Ya gidelim şunlarla bir konuşalım diyor. Konuşalım. Görüşelim. Olmadı onları kontrol altına alalım. Ya bizim kontrolümüzde yapsınlar her şeyi diyor. Ve böyle bir karar alan Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu'ya haber gönderiyor. Sizinle görüşmek istiyoruz. Anadolu hareketine böyle bir haber geliyor temsil heyetine. Temsil heyeti de diyor ki buyurun gelin görüşelim diyor. Nerede görüşelim? Amasya'da buluşalım diyor. Yer verilen Amasya'da görüşelim. Tamam. Evet. Karar alınıyor. Şimdi İstanbul hükümetinin amacı ne biliyor musunuz mu? İstanbul hükümetinin amacı Anadolu hareketini kontrol altına almak. Değil mi? Bunun için Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı gönderiyor. Temsil heyeti adına da Mustafa Kemal katılıyor. Ama temsil heyetin amacı kontrol altına girmek mi? Hayır. E niye kabul ediyoruz? Biz niye kabul ediyoruz? E çünkü biz kendi varlığımızı bunlara kabul ettireceğiz. Evet. Biz bunlara kabul ettireceğiz. Kendi varlığımızı. Ondan dolayı arkadaşlar temsil heyeti görüşmeleri kabul ediyor. Arkadaşlar dinleyin be. İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa geliyor. Evet. Namı diğer saf Salih. Ya şimdi ben bunu böyle söylüyorum da. Ya arkadaşlar bunu Amasya'da kandırdılar ya. Saf Salih demem nedeni şundan dolayı. Şimdi görüşmelere başlayacaklar. Şimdi Mustafa Kemal dinleyin beni be. Salih Paşa'yı karşılıyor Amasya'da. Salih Paşa geliyor. Mustafa Kemal bunu karşılıyor. Diyor ki Salih Paşa'ya, Salih diyor. Siz bizi kontrol altına almaya geldiniz diyor. Evet diyor. Geç şu odaya bakalım diyor. Geçiyorlar. Odaya oturup masaya karşılıklı olarak görüşmeye başlıyorlar. Mustafa Kemal şartlarını ileri sürüyor. Şimdi ben bakayım bir. Evet Dursun Bey. Mustafa Kemal Salih Paşa'ya diyor ki Salih diyor. Madem de bizi kontrol altına alacaksınız, benim şu dediklerimi kabul et, biz de kontrol altına girek diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Salih diyor, bizden habersiz hiçbir devlette barış görüşmesi yapmayın diyor. Salih diyor ki, tamam yapmayız diyor. Bir de diyor Salih, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını onaylayın diyor. Salih bunu da kabul ediyor. Bir de diyor ki Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin varlığını tanıyın diyor. Tanırız, sorun değil diyor. Onu da kabul ediyor. Baktı ki Mustafa Kemal bu her şeyi kabul ediyor. Diyor ki Salih bir şey daha söyleyeceğim diyor.
Mebusan Mersin'i derhal Anadolu'da güvenli bir yerde açın diyor. Tamam, bunu da kabul ediyor. Artı, evet genel öyle oluyor bakın. Artı, Mustafa Kemal diyor ki işgallere karşı direnin, sınırlarımızı koruyun, azınlıklara haklar vermeyin diyor. Tamam diyor, onu da vermeyelim diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki Salih diyor, benim söyleyeceklerim bu kadar diyor. Sen bir şey diyorsun mu diyor. Yok diyor. E hadi git zaman İstanbul'a diyor. İstanbul'a gidiyor, Bahriye Nazırlığı görevinden alınıyor. Bunlar nasıl kabul etti saf diyor. Görevinden alınıyor. Bunlar kabul etti diye. Evet, onun için saf Salih diyoruz. Ya arkadaşlar ben bundan saf maf diye dalga geçiyorum ya. ÖSYM bir kere bir soru sordu. Ben yıllarca böyle anlatırken hep bunu söylerim ben. Buna saf diyoruz. Niye? Bunu kandırdılar çünkü diyoruz. Bunları böyle saf maf diye dalga geçince ÖSYM bir kere bir soru sordu. O sınava giden arkadaşlarımız sınavdan sonra beni aradılar, diyorlar ki hocam diyor. Sınavda bir gülme tuttu bizi diyor. Hatta bir bayan arkadaşımız dedi ki hocam dedi ben kahkaha attım dedi sınavda. Gözetmen bana su içirdi herhalde kafayı yedi diye. Soruyu görünce diyor. Şimdi şöyle bir soru dinleyin mi? Soru şu. Hocam diyor soru okunca bir de tuhaflaştık. Yani akıllarına bu gelmiş de. Amasya görüşmelerine katılan Salih Paşa'nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını temsilciler heyetine söylemesi kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir demiş. Soru aynen bu. Arkadaşlar bunu okuyunca arkadaşlarımız sıklara bakmışlar saf mah diye bir şey yazıyor mu diye. Ya neredeyse konuyu oraya getirmişler işte. 2006'ın 2007 sınav sorusuydu. Ya arkadaşlar abiden soru ilginç işte. Böyle bir soru sordu. Diyor ya arkadaşlarınız diyor ya hocam okuyunca dedi şıklarda saf mah diye bir şey var mı ona baktık diyor. Evet, İstanbul hükümetine gidiyor. Tabi Bahriye Nazırlığı görevinden alındı. Bunlar nasıl kabul ettiğinde. Arkadaşlar Bahriye Nazırlığı görevinden alınıyor ama İstanbul hükümeti hemen Anadolu'ya bir haber gönderiyor. Biz Salih Paşa'nın kabul ettiği maddeleri kabul etmiyoruz. Reddettik diyor. Öyle maddeler kabul edilmez. Biri hariç dedi. Neydi o biri hariç? Sadece Mebusan Mersin'in açılma kararını kabul ediyorlar. Bir tek bunu açarız. O da Anadolu'da değil ha diyor. İstanbul'da açılması koşuluyla. Bir tek bunu kabul etmişler. İstanbul'da açılması koşuluyla. Anadolu'da değil diyor. Evet. Bir tek bu karar kabul ediliyor. Ama biz her ne kadar görüşme kararlarının hepsi kabul edilmedi desek de Anadolu Hareketi'nin varlığı ilk kez İstanbul hükümetince tanınmıştır. İşte bir siyasi başarı da. Hatta ben size bir şey söyleyeceğim, çok dikkat edin. Anadolu Hareketi'nin, yani burada Anadolu Hareketi'nden kastımız temsil heyetinin varlığı ilk kez İstanbul hükümeti tarafından tanınmıştır. Arkadaşlar, burada bir şey daha dikkat edin. Temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiğinin bir diğer kanıtı budur işte. Bunu unutmayın. Evet. Temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiğinin bir diğer kanıtı bu. Evet. Neydi? Amasya görüşmeleri. Bunu herkes gözden kaçırıyor biliyor musunuz mu? Görüşmeler hükümetler düzeyinde yapılıyor çünkü. Herkes şuna kilitleniyor. Ali Fuat Cebesoğlu'nun atanması hükümet gibi hareket ettiğini. Herkes bunu öğreniyor ama bunu gözden kaçırıyor. Ben de bir gün böyle bir soru bekliyorum. Öncül verecek. Öncülerden birisi şu. Ali Fuat Cebesoğlu'nun Batı Cephesi'ne atanması. 2. Amasya görüşmelerinin gerçekleştirilmesi. 3. Temsil heyetinin oluşturulması. Ya da mandacılık fikrinin reddedilmesi. Yukarıda verilenlerden hangileri temsil heyetinin hükümet gibi hareket ettiğinin kanıtıdır? Hadi bakalım. İşte Amasya görüşmelerini kaçırmayacaksın bu arada. Çünkü görüşmeler hükümetler düzeyinde yapılır. Her zaman bu tip şeyler. Resmi görüşmeler. Yok. Evet. Yok onun için. Sadece hayallerim ama bakın benim bu söylediklerime dikkat edin. Ya böyle 15-20 tane böyle olay söylerim. Böyle çıkar diye. Mutlaka 2-3 tanesi tutuyor. Merak etmeyin tabii. Onun için dikkat edin. İşte bu da bir önemli başarıdır diyoruz. Evet, Amasya görüşmeleri bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi Mebusan Mersin açılacak. Ama ondan önce şurayı temizleyip bir şey söyleyeceğim. Mebusan Mersin açılmadan önce bir şey oldu. Ne oldu?
Evet, temsil heyeti Ankara'ya geldi. Evet, temsil heyeti Ankara'ya geldi arkadaşlar. Peki niye? Niye Ankara? Sivas'tan mıydı hocam? Evet, Naikler Sivas'taydı ya. Hani Sivas'ta kuruldu, Sivas Kongresi'nde. Görüşmeleri Amasya'da yaptılar ama Sivas Kongresi yeriydi. Nereye geliyor? Ankara'ya geliyorlar. Niye Ankara'ya geliyorlar? Çok güzel. Arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeceksiniz. Ulaşım ve haberleşme kolay. Kolay Ankara'da. Arkadaşlar Anadolu'dan, batıdan gelen, pardon, batıdan gelen demir yolları hatlar Ankara'da bitiyordu. Evet. Ankara'da bitiyordu. Sen İstanbul'dan Erzurum'a gitmek mi istiyorsun? İstanbul'da trene biniyorsun. Ankara'ya kadar trenden geliyorsun. Ankara'da trenden iniyorsun. İlk uçakla Erzurum'a gidiyorsun. Nasıl gidiyorsun Erzurum'a? Yürüyerek, AFAD'de ve artık ne bulursan. Evet. Bu bir. Ulaşım ve haberleşme kolay. İki. Arkadaşlar, arkadaşımız yazdı. Ben şunu da ekleyeyim. Batı cephesi. Evet. Kısaca yazıyorum. Ve İstanbul'a yakın. Arkadaşlar, meclis nerede açılacak? Meclis nerede açılacak? Evet. İstanbul'a. Pardon. Şöyle yapalım. Nerede açılacak meclis? Evet, meclis İstanbul'da açılacak. Meclis meclisi. Meclis çalışmalarını yakından takip edeceğiz ve Batı cephesini daha iyi koordine edecektik. Onun için geliyoruz. Ankara'ya geliş nedenlerimiz. Artı temsil heyetinin Ankara'ya geliş nedeni. Bir diğer nedeni. O da nedir arkadaşlar? Bir diğer nedeni. Evet. İşgal edilmemiş güvenli bir yer. Evet, Ankara coğrafi olarak arkadaşlar, coğrafi olarak doğal bir savunma alanı oluşturuyor. Unutmayın. Doğal bir savunma. Etrafı tepelerle çevrilidir. Doğa Tepe, Türbe Tepe, değil mi? Çiğli Tepe, Koca Tepe, Maltepe, Beştepe, Demirtepe bunlar da var. Arkadaşlar her taraf tepelerle çevrili. Doğal bir savunma alanı oluşturuyor. Onun için güvenli bir yer Ankara'ya geldik. Bir de Ankara halkının tutumu. Tutumu. Evet, halkının tutumu. Ankara halkının tutumu. Halkın tutumu diyelim. Milli mücadele yanlısı bir Ankara var. Halk var Ankara'da. Arkadaşlar bir tane adamdan bahsederler. O dönemin valisi. Ankara valisi Muhittin Efendi. Hiç duydunuz mu? Bunu döve döve taşlarla sopalarla kovalayarak Ankara'dan atmışlar bu adamı. Evet. Bu adam, değil mi? Bu adam tehlikeli ama ben şuraya yazıyorum ama parantez içinde şöyle yazayım çünkü bunu şey olarak algılamayın. Ankara valisi aynı şey gibi Ali Galip gibi düşün ya Ankara valisi. Muhittin Efendi. Efendi. Bu adam da Sivas Kongresi'ne engellemeye çalışıyor. Giden gidecek delegeleri Ankara'da tutuklamış, göndermemiş bu. Muhittin Paşa, doğru efendi dedi ya Muhittin Paşa. Arkadaşlar Ankara halkı bunu döverek Ankara'dan atmışlar ha. Kovalamışlar, döve döve trene bindi paketleyip İstanbul'a göndermişler. Böyle bir halk var. Arkadaşlar. İşte bu nedenlerden dolayı temsil heyeti 27 Aralık 1919 yılında nereye geliyor? Evet. 27 Aralık 1919 yılında Ankara'ya geliyor. Arkadaşlar. Dikmen'den geliyorlar. Biliyor musunuz mu Ankara'yı? Bilmiyorum ama Dikmen'den geliyorlar. Dikmen'de Seymenler Parkı vardır. Ankara'ya girişi oradan yapıyorlar. Evet. Muhittin Paşa milli mücadele karşıtıdır. Doğru. Evet. Bundan sonra Kurtuluş Savaşı'nın merkezi neresi olacak? Ankara olacak arkadaşlar. Bundan sonra Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara olacak. Evet. 12 Ocak 1920. Son Osmanlı Mebistan Meclisi'nin açılması. Evet. Nerede açılacak arkadaşlar? Nerede açılacak? İstanbul'da açılacak. Bizimkiler İstanbul'da açılmaması için özellikle Mustafa Kemal çok trende. İstanbul'da istemedik biz. Niye istemedi Mustafa Kemal İstanbul'da açılmasını? Niye? Kim var orada İstanbul'da? Baskı var. Evet kesinlikle. İtilaf devletleri orada. Düşmanlar orada, padişah orada. Herkes meclisin üstünde, tepesinde olacak. Onun için Mustafa Kemal İstanbul'da açılmasını istemiyordu. Ama bir şey daha var. Evet, çok güzel Ferrah Nur kendisi gidemeyecek. Niye? Hakkında tutuklama kararı var.
Sivas Kongresi'nden sonra böyle bir olay oldu. Kendisi gidemeyecek. Biz onun için Anadolu diye direniyoruz. İstanbul hükümeti hayır İstanbul açılacak. Biz Anadolu diye direnirken en sonunda İstanbul hükümeti bize bir şeyi gösterdi. Kanun esası. Evet bakın dedi burada anayasa var dedi. Anayasaya göre başkent neresi dedi. İstanbul dedik. Evet o zaman meclis nerede açılır? Başkentte açılır. Böyle anayasaya gerekçe gösterince bizimkiler yelkenleri suya indirdi. Hiç yoktan bir meclisin varlığı iyidir dedik. İstanbul'da, Anadolu'da seçimler yapıldı. Evet, Erzurum mebusu, evet. Mustafa Kemal arkadaşlar Erzurum mebusu seçiliyor. Adaylığını koyuyor. Milletvekilisi oluyor ama kendisi gidemeyecek. Kendisi gidemediğinden dolayı Anadolu'da giden mebuslara bir takım direktifler veriyor. Evet, bir takım direktifler veriyor. Nedir o direktifler? Evet. Diyor, bak Anadolu'da seçilmiş mebuslar. Her yerde seçiliyor mebuslar. Anadolu'dan giden mebusları Ankara'da topluyor ve onlara ne diyor? Bakın diyor, durum ortada dedi. Ben İstanbul'a gelemiyorum diyor. Siz gidin benim şu söyleyeceklerimi aynen yerine getirin mecliste diyor. Ne diyor? Beni meclis başkanı seçin diyor. Evet, böyle bir direktif veriyor. Artı, Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermeyin. Artı müdafaa hukuk grubu oluşturup meclisi Anadolu'da güvenli bir yere taşıyın. Artı müstahki milli karalar meclis onayından geçirin diyor. Evet bu direktifleri veriyor. Beni başkan seçin, Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermeyin. Mecliste müdafaa hukuk grubu oluşturup meclisi güvenli bir yere taşıyın. Bir de ne diyeceksiniz arkadaşlar? Evet. Müstahki milli karalar meclis grubundan geçirin diyor. Müdafaa hukuk grubu diyor. Ercan. Müdafaa hukuk grubu. Meclis grubu değil. Müdafaa hukuk grubu oluşturun diyor. Neşe'nin yazdığı olay. Evet. Bu direktifleri veriyor ve bunlar İstanbul'a gidiyor. Evet. İsteklerine. Ha İstanbul'a gidenler tutum değiştiriyorlar. Evet kıvırıyorlar. Mustafa Kemal'in söylediği direktifleri şu şekilde yerine getiriyorlar. Beni başkan seçin demişlerdi. Onlar gittiler. Reşat Hikmet diye birisini meclis başkanı seçtiler. Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermeyin de güven oyu verdiler. Mecliste müdafaa grubu oluşturun demişlerdi. Evet mecliste müdafaa hukuk grubu oluşturun demişti. Evet onlar gittiler şöyle bir grup oluşturdular. Evet duymuşsunuzdur. Evet felahı evet arkadaşlar felahı vatan grubunu. Evet. Felahı vatan grubunu oluşturmuşlar. Vatanın kurtuluşu demektir. Yani Mustafa Kemal'in söylediklerinin tam tersi oldu. Mektap, müdafaa hukuk grubu Anadolu mücadele temsil etti. Yani ulusalcıların tarafında olacaktı. Fela vatan grubu biraz daha padişah yanlısı bir tutum izliyor. Heh, farkı o. Vatanın kurtuluşu demektir. Böyle bir farkı var Mektap. Yani müdafaa grubu tamamen ulusal mücadele taraftarı hareket edeceklerdi. Ama fela vatan grubu öyle olmadı. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu efendiler korkak idiler diye başlayan bir konuşma yapıyor Atatürk. Evet evet Tehran Nur. Arkadaşlar ama misaki milli kararlar meclis onayından geçiriyorlar. Evet bunu yapıyorlar ama. Kızılca kıyamet kopuyor işte. İtilat devletleri deliye dönüyor. Çıldırıyorlar bir anda. Evet İstanbul hükümetine diyorlar ki çabuk o kararlar geri çekin. İstanbul hükümeti diyor ki çekemiyoruz. Meclisi toplayamıyoruz deyince İstanbul'u işgal ediyorlar. Hızlarını alamak meclisi de basıyorlar. Tutukladıkları mebusları Malta'ya sürgüne gönderiyorlar. Kaçanlar kendini Anadolu'ya zor atıyor. Evet. Kaçanlar Anadolu'ya kendini zor atıyor. Ortalık karıştı. Kızılca kıyamet koptu. Evet. Peki İtilat devletlerin tepkisine yol açan meclis olayından geçen müstahki milli kararları neydi? 28 Ocak arkadaşlar bu. Ya bunlar beni öldürecek. 28 Ocak 1920 yılında meclis onayından arkadaşlar geçti. Ben daha farklı bir şey söyleyeceğim size. Bir kodlama. Evet Arzu. Evet. Ben şöyle diyeceğim. Kapsat. Kapitülasyonlar. Bakın. Azınlıklar. Bunları tek tek açıklayacağım.
Boğazlar. Evet. Sınırlar. Kars Ardahan, Ardahan. Ardahan hiç böyle gördünüz mü? Gan, Ardahan. O zaman Gan'la yazılıyordu. Batım, Batı Trakya. Evet, Araplar. Bisporslar. Evet arkadaşlar. Kapsat. Misaki Milli ile ilgili bir soru gördüğünüz zaman karşısına bunlar yazdım. Kapsatı. Direkt cevabı bulursunuz. %99. Ben şimdi bunları açıklayayım. Böyle şey olarak anlatayım. Evet. Sosyal, siyasal, ekonomik dengemizi bozulan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Uzun uzun söylüyorum. Azınlıklara tanınacak haklar diğer ülkelerde Türklere tanınan haklar oranında tutulacaktır. Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar dünya ticaretine açık tutulacaktır. Eşitlik var tabii ki Dilruba. Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'da bu sınırlara dahildir. İnanmıyorsanız halk oylamasına gidelim diyor. Evet, kesinlikle bizim buralar. Araplar kendi geleceğini kendisi tayin edecektir. Dış borçlar belli esaslara bağlandığı takdirde ödenecektir diyor. Evet, işte meclis onayından geçen Misak-ı Milli kararları buydu. Kapsat. Bunlardan bahsediyor. Ve dediğim gibi Misak-ı Milli ile ilgili bir soru varsa karşısına kapsat yazın. Bunların ne olduğunu belirtin. %99 soruyu çözersiniz. Evet. İşte İtilaf Devletleri'nin tepkisi sert oldu. Ne oldu? Değil mi? Arkadaşlar İstanbul'u işgal ettiler. İşgali. Evet. İstanbul'un işgalini gerçek. 16 Mart. Evet. 16 Mart 1900 20 yılında arkadaşlar pardon evet 1920 yılında İstanbul'u resmen işgal ettiler. Evet 1920 yılında 16 Mart'ta öyle bir delirdi ki İtilaf Devletleri hiç beklemedikleri bir şeydi çünkü bu. İstanbul'u işgal ettiler. Sonuç olarak ne diyoruz? İstanbul'un işgali üzerine arkadaşlar Osmanlı fiilen sona erdi diyoruz. Aslında arkadaşlar bir ülkenin evet. Başkente giderse o hukuken biter. Resmen biter. Evet. Başkente giderse resmen biter. Osmanlı fiilen sona erdi diyoruz. Niye? Normalde hukuken resmen biter. Evet. Neşe süpersin. Arkadaşlar geçici işgal açıklamasını yaptılar. Yoksa Osmanlı Devleti resmen ortadan kalkıyor. Ya bir ülkenin başkentini ele geçirirsen o ülke tamamen ortadan kalkar. Ama burada fiilen diyoruz. Sadece ne işgali uğradı. Niye? E geçici işgal diyorlar. Evet. Yoksa Osmanlı tamamen gider. İngilizler dedi ki hemen girip çıkacağız dediler. Evet. İki. Ne oldu? Mebuslar Meclisi basıldı. Üyelerin bir kısmı tutuklandı. Tutuklananlar Malta'ya sürgüne gönderildi. Kaçanlar Anadolu'ya kendini zor attı. Evet İstanbul işgal edilince. İstanbul işgal edilince Ali Rıza hükümeti evet Ali Rıza hükümeti istifa etti. Evet. Etti. Salih Paşa hükümeti kuruldu. Bizim Sarsali var ya hükümetin başına getirdiler ha. Ama 10 gün sonra onu da geri gönderdiler. Şöyle diyeceğiz. Damat Ferit geri geldi. Evet. Kötü adam Ceyhan geri geldi. Evet arkadaşlar artı İstanbul işgal edilince İstanbul'da bulunan birçok genç, subay, aydın, sanatçı Anadolu'ya geçti ve Anadolu hareketi güç kazandı. Evet hepsi trenlere binip teknelere binip hepsi Anadolu'ya geldi. İstanbul işgal edilince temsil heyetinin başkanı olan Mustafa Kemal İstanbul hükümetiyle her türlü resmi haberleşmeyi keserek Ankara'da TBMM'yi açtığını ilan etti. Her türlü resmi haberleşme bir kez daha kestik. İlki neredeydi? Niçin? Sivas'ta. Sivas'ta niçindi? Kesme gerekçemiz neydi? Sivas'ta niye kestik? Evet. Ali Galip olayından dolayı damat ritik düşürmek için kestik. Doğru. Şimdi Ankara'da TBMM'yi açmak için
Mustafa Kemal her türlü resmi haberleşmeyi İslam hükümetiyle kesti. Arkadaşlar. Evet. TBMM açıldı. Böylelikle kongreler, genelgeler dönemimiz sona erdi. Hemen hemen her şeyinden bahsettim. Arkadaşlar. Tamam mı? Ama bir şeyden bahsetmedim. Şunu da söyleyeyim. Mustafa Kemal Erzurum, artı Sivas, artı Afyon, artı Pozantı kongrelerine katılmıştır. Afyon'la Pozantı'ya daha çok moral için gidiyor. Ha, Pozantı Kongresi'ne de şöyle bir şey yazayım da, TBMM Başkanı olarak gidiyor arkadaşlar. TBMM Başkanı olarak gidiyor. Hatta Pozantı'nın en önemli özelliği de bu. Ney? Pozantı'nın en önemli özelliği Kurtuluş Savaşı'nda toplanan son kongre. Evet, son kongre. Pozantı. Bunlar Afyon'dan Pozantı'ya daha çok moral vermek için gidiyor. Zaten Sivas ve Erzurum'daki durumlarını söyledik. Evet, bu kongrelere katılmıştır Mustafa Kemal. Bir de görüşme olarak da neye katıldı? Amasya görüşmeleri. Evet, görüşmeleri ve Bilecik görüşmeleri. Görüşme olarak da buna katıldı. Ha, burada hemen şunu belirtelim yine arkadaşlar farklı şeyle. Amasya görüşmelerini zaten konu olarak anlattık. Nasıldı? Temsil heyeti başkan olarak katıldıydı. Değil mi? Başkanı nokta. Ama Bilecik görüşmelerine hangi sıfatla gitti? TBMM başkanı. Evet. TBMM başkanı. Arkadaşlar, TBMM başkanı olarak gidiyor da Bilecik görüşmelerinde bir dakika Sinan bekle. Bilecik görüşmeleri ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın, aslında sonuçlu bir görüşme değil. 5 Aralık 1920 yılında düzenlenir. Sonuçlu bir görüşme değil. Bakın ilginç bir olay oluyor. 5 Aralık 1920 yılında yani İslam hükümeti biz doğuda Ermenilere karşı başarılı olunca bir haber gönderdi bize. Haber de şu. Sizinle bir kez daha görüşmek istiyoruz. Tabii Mustafa Kemal de kabul etti. Tamam. Kongre ile görüşmenin farkı ne? Kongre bir toplantı sonucu birilerine oturup bir karar alması. Görüşme ise karşılıklı iki grubun ya da iki oluşumun birbirle yaptığı görüşmedir. Kongre mesela biz kendimiz aramızda toplanır, kongre yapabiliriz. Görüşme ne? Bizim dışımızda başka bir dershane ile görüşme yapıyoruz. Mesela böyle düşün. Arkadaşlar dinleyin beni be. Mustafa Kemal'le ne diyor? Bir daha görüşmek istiyoruz. Evet, Mustafa Kemal de kabul ediyor. Tamam diyor. Görüşelim. Nerede? Bilecik'te buluşalım. Tamam diyor Mustafa Kemal. Biniyor Ankara'dan trene, Bilecik'e gidiyor. İstanbul heyeti temsilcileri de oradan geliyor arkadaşlar. İstanbul heyeti temsilcileri de oradan geliyor. Bilecik'te İstanbul'dan gelen heyetin başında kim var biliyor musunuz mu arkadaşlar? Gelen heyetin başında kim var? Salih Paşa var. Mustafa Kemal Salih Paşa bir görüyor gülmeye başlıyor. Bilecik'te tren garında evet bir binada bulaşıyorlar arkadaşlar. Mustafa Kemal masaya oturur oturmaz bir şey diyor. Diyor ki ben Türk ulusunun temsilcisi Mustafa Kemal'im diyor. Siz kimsiniz diyor. Bunlar bir anda kalıyorlar böyle. Siz kimsiniz diyor. Salih Paşa yanındakilerine işaret ediyor. Biz kimiz oğlum diyor. Konuşsanız diyor. Hükümet değilsiniz siz diyor. Niye? Anadolu'daki hükümet TBMM hükümeti resmi olan halk tarafından oluşturulmuş, seçilmiş olan meclisin hükümeti Anadolu hükümetidir. Ben de o meclisin başkanıyım. Aynı zamanda hükümetin de başkanıyım diyor. Siz kimsiniz diyor. Ben kimden muhatabım diyor. Bunlar cevap veremeyince Mustafa Kemal'deki görüşmeler bitmiştir diyor. Ayağa kalkıp geri geliyor Bilecik'ten. Herhangi bir karar alınmıyor. Herhangi bir sonuç çıkmıyor. Evet. Sinem sen bunları dedin de olumlu olarak çözülen kapitülasyonlar Atatürk döneminde olumlu. Sınırlardan taviz verdik. Nereden? Batum gitti. Batı Trakya'yı geri alamadık. Araplar olumlu. Bunlar olumlu. Aslında bunlar ileride başka bir yerde tartışırız. Tamam mı? Ben bunları o zaman söylerim.
Burada sınırlarda sıkıntı var. Evet. TBMM'yi açtık. Birinci TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşı başlıyor haftaya. Tamam mı arkadaşlar? Oy havamız olsun. Ben teşekkür ederim. Yani Araplar kendi geleceğini kendisi tayin eder dedim. İster bize bağlanın, ister ne yapıyorsanız yapın dedi. Araplar da dedi biz kendi halimize bakacağız dedi. Çıkıp gitti yani bizim için kayıp değil yani. Tamam mı? Ben teşekkür ederim. Hepinizin kulağına sağlık. Ya o illerle boş verin ya. Şimdi onu piyasada sevkiye sormuşlar birkaç tane. Elazığ, Van hangi illerden geldi böyle tuhaf tuhaf sorular soruyorlar. Ya boş verin onları ya. Yine söylerim haftaya da. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ferhat. Çok güzel iyi dileklerini sunmuşsun. Gel, teşekkür ederim. Okumuş çocuklar dediniz. Neydi hocam? Okumuş çocuklar dediniz. Neydi hocam? Mektep ne? Ya Mardin, Elazığ, Diyarbakır, Van, Trabzon'dan gelenler var. Trabzon var. Yani bunu piyasada tutup soruya döndürüyorlar da onlar çok zor. Damat Devlet'in ikinci hükümetinden sonra. Ha! O birçok genç, subay, aydın sanatçılar İstanbul işgal edilince Anadolu'ya kaçıyorlar dedim. Mektep. Evet. Hepsi Anadolu'ya kaçıyorlar. İstanbul'dan hayır gelmez diyorlar. Tamam? Ben teşekkür ederim. Sen sağ ol Mehtap. Hepinize iyi akşamlar.